Evlenecekler, evini yenileyecekler. Bu reklamı iyi dinleyin. Kısa bir süre için çift kişilik yatak, çift kişilik baza, lüks deri başlık 900 lira yerine 499 lira. Tekrar tekrar duymak isteyeceğiniz indirimli fiyatlar Doğru Can'da. Çünkü Doğru Can'da büyük indirim festivali başladı. Doğru Can, Ege'nin doğru kararı. 4, 3, 2, 1... Yeni yıla İzmir'den 700 metre yüksekte Doğa Park Restoran'da girmeye ne dersiniz? İzmir'in güçlü sesi Müslüm Eren'le zengin menü seçenekleriyle Doğa Park Restoran sizlere harika bir yılbaşı partisi hazırladı. Rezervasyon ve fix menü fiyatı için hemen arayın. 342 65 65 Doğa Park Restoran Bornova Kayadibi Köyü'nde. Bilinen, tanınan lezzet durağınız Kervan şimdi Çiçek adıyla hizmetimizde. Çiçek ev yemekleri ve pide salonu her gün 10 çeşit ev yemeğiyle, pide, lahmacun çeşitleriyle, ızgarada ya da kiremitte köfte ve tavuk sunumuyla Bornova Özkanlar'da. Üstelik lokantamızda tüm yemek çekleri geçerlidir. Rezervasyon ve servis için telefon 348-4428. 348-4428. Çiğ köfte keyfi artık İzmir'de. Gerçek çiğ köftenin tadını İzmir'e sunmaya kararlıyız. Çiğ köfte keyfini tanıdıktan sonra daha önce hiç çiğ köfte yemediğinizi anlayacaksınız. Çiğ köfte keyfi iç görsel ışıklı tabela desteğiyle bayilikler verilecektir. Bayilik ve ücretsiz numune için 251-60-67. Türkiye'nin keyfi çiğ köfte keyfi 251-60-67. Reklam. Araç bakımı şakaya gelmez. Profesyonel ekibi ince işçiliği, kaliteli orijinal malzemeleriyle Alpay Servis Volkswagen, Audi, Skoda ve Seat marka araçlarınızın tüm ihtiyaçları için Çınarlı'da. Alpay Servis 435-25-25 7/24 acil yardım 0530-404-4909. Bar'da türkülerimizi nezih aile ortamında dinleyebilirsiniz. Pazar pazartesi Cem Cansız, Salı Perşembe Grup Berceste, Çarşamba Cuma Cumartesi Eren ve Mesut Quartz Bar'da. Quartz Bar, Mafel Durağı Bornova'da. 373-39-38 ve 373-39-48. Quartz Bar. Trafik kazası mağdurları veya yakınları dikkat! Trafik kazaları sonucu yaşanan vefat ve sakatlıklarda yüksek miktarlarda tazminat alabileceğinizi biliyor musunuz? Trafik ve iş kazası sonrası mağduriyetleriniz için bizi arayın. 45 gün içerisinde sizi sonuca ulaştıralım. Ücretsiz danışma için Grup Merkez Hasar İzmir İl Müdürlüğü 435-31-32. 30 gün boyunca firmanızın reklamlarını sadece 100 liraya yayınlamaya devam ediyoruz. Can Radyo Reklam Hattı 347-42-91. Reklam. Can Radyo. Halkın Sesi. Sesli Gazete. Ardı arkası kesilmeyen zamlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti çok kalite. Atatürkçü ve layık kesimden intikam alma okları. Bunun yasası masası olmaz. Şimdi Sözcü Gazetesi'ne. Böyle bir düzen olmaz. Yatı sürekli tırmanan akaryakıtın ardından. Rus Cumhuriyeti falan değil burası. Vatandaş da sabır bırakmadı. Sesli Gazete. Sesli Gazete. Evet, Halkın Sesi Can Radyo'yu dinliyorsunuz sevgili dostlar. Halkın Sesi Can Radyo'dan 19 Aralık Cuma gününden herkese günaydınlar, sevgiler gönderiyoruz. Sesli Gazete'ye başlıyoruz. Daha önce sizlere duyurusunu yaptığımız gibi bugün konuğumuz Profesör Doktor Sayın Kamil Okyay Sındır. Sevgili Kudret Yiğit'le birlikte ağırlıyoruz. İki eski mesai arkadaşı ama yoldaşlık her zaman devam ediyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş
Hoş bulduk sevgili Yıldan. Nasılsınız başkanım? İyisiniz. İyiyiz. Evet, İyi demek adettenmiş. İyi demek adettenmiş. 19 Aralık dedik. 19 Aralık Maraş katliamının başlangıç gününün 1926 Maraş olaylarının 36. yıl dönümü halen ateşin karası hala kalplerde başlıklarını görüyoruz gazetelerde. Ama ona gelmeden Türkiye anormal günler yaşıyor. İşte 17 Aralık geldi geçti ama hala 17-25 Aralık haftasına yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftasını kutlamaya mı derler? Anmaya mı derler? Artık kutlanacak bir yanı da yok. Rüşvetle mücadele haftası. Mücadele haftası devam ediyor. Etkinlikler de devam ediyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partililerin başını çektiği etkinlikler, gösteriler devam ediyor. Her gün televizyonlarda izliyoruz haberlerde. Geçtiğimiz sene Türkiye son derece karmaşık günler geçirdi. Halen de geçiriyoruz. Öncelikle ayakkabı kutularına istiflenen milyonlarla, para sayma makineleriyle, evdeki para sayma makineleriyle, 700 bin liralık kol saatleriyle, altıncılarla, cari açık sıfırlayıcılarla, evde sıfırlanan paralarla, babacımlarla, önce montaj denilen ama sonra bizi dinlediler diyerek montaj savunmasını bir kenara bıraktıkları, hepimizi şoke eden tapelerle, ses kayıtlarıyla, gece mitingleri, otobüs üstü konuşmaları, balkon konuşmaları, kefenini giyip gelenlerle tanıştık. Çılgın böyle ve bu çılgınlıklarla nasıl gelip geçtiğini anlayamadığımız bir 2014 yılı yaşadık. Çalkantı da hala devam ediyor. Tam da 17 Aralık'ın arifesinde, pardon, yıl dönümünde bir baktık ki 14 Aralık operasyonu yapıldı. Bir kısım medya bunu medyaya darbe şeklinde yorumluyor. Sayın Cumhurbaşkanı yine bu konuda taraf olduğunu açıkça belli ediyor ve sık sık dile getiriyor. İşte haşhaşiler dedi. Şimdi taşiyeciler diye bir grup çıktı. Böyle kavram kargaşaları içinde şaşkınlıkla izlediğimiz bir ilahi komedya izliyoruz. Sizin görüşlerinizi merak ettik. Siz nasıl görüyorsunuz bu tabloyu Sayın Başkan? Evet, öncelikle tekrar merhaba. Maraş olaylarını konuşacağız biraz sonra ama bugün 19 Aralık gerçekten ülkemiz tarihinde kara bir lekeli bir gün olarak da geçecektir. Kara bir leke olarak da geçecektir. Aralık ayı içinde 17 Aralık, 25 Aralık, 14 Aralık, Aralık bayağı dolu dolu bir ay. Biz de Aralık'tan bakıyoruz böyle, kapı Aralık'tan bakıyoruz. Şimdi tabii yolsuzluk, hırsızlık gibi kavramların belki de sıradanlaştığı günler oldu bana göre 17 Aralık ve 25 Aralık tarihleri. Gerçekten sıradanlaştırılmaya çalışılıyor. Gerçekten normalleştirilmeye çalışılıyor. Vatandaşın aklına, kafasına ya ne olacak? Bundan da bir şey olmaz. Gibi bir algı verilmeye çalışılıyor. Halbuki bu ülkenin, bu yurttaşın, yetimin bir kuruş hakkının dahi yenmesi bir suçtur. Evet. Yasalar önünde bir suçtur. Yolsuzluğu, hırsızlığı, yani sadece işte ayakkabı kutularında paralar, kasalarda paralar, işte o para sayma makineleri falan gibi şeyler değil. Bugün haksız yere harcanan, gereksiz yere harcanan her bir kuruş da aslında yolsuzluk, hırsızlık tanımına girer. Çünkü benim asgari ücretle, hatta geçen de açıklandı Türkiye'nin işsizlik rakamları, şeyleri TÜİK açıkladı. Gerçi onun çok üzerinde olduğunu da düşünüyorum ben ama benim yurttaşım asgari ücretle geçimini zar zor sağlarken televizyonlarda karşısında işte saraylar,
Yok, ayakkabı kutularında paralar, milyonlar, trilyonlar çok normal bir şeymiş gibi ve bununla ilgili olan kişiler üzerinde herhangi bir cezai yaptırımın olmaması, hatta aklanması falan gibi soruşturma konusunda takipsizlik kararları verilmesi. Ya demek ki yani hırsızlık yapmak bir şey yok yani, kimseye bir zarar vermiyor gibi bir durum yaratıyor ki evet. Maalesef üzücü yani. Bir yandan bu ülkede hukukun üstünlüğüne, adalete güven duymayı, vatandaşın hukuka olan güvenini, adalete olan inancını güvenini nasıl söyleyeyim, güçlendirecek bir çaba sarf etmemiz gerekirken evet. Bunlar ne güven, ne itimat, ne adalet, ne hukuk, tanımazlık getiriyor. Bu çok tehlikeli bir durum aslında. Yani bu ülkede kim olursa olsun tepeden tırnağa yasalar önünde suç işleyen bir kişi cezasını görmeli ve o gördüğü cezayı da toplum o cezaya da şahit olmalı ki toplumda o düzen sağlansın. Yasalar, kanunlar, yönetmelikler ne için var? Toplumda bir düzeni sağlayabilmek adına var ama ne yazık ki bunlar dokunulmazlık vesaire gibi zırhlar üzerinden kapatılmaya, örtülmeye, yok sayılmaya çalışılıyor veya çeşitli başka nedenler yaratılarak bu olayların aslında öyle olmadığı, işte bunlar bağış olarak toplanmış şeyler falan gibi. Bu iş ulusal güvenliğe geliyor, hükümete darbeye geliyor değil mi? Aynen yani öyle. Konuyu saptırmak yani bunun, adına. Bunun üzerine gidilmesinin de evet bir darbe, bir şey, sivil darbe falan gibi vatandaşı böyle yansıtılıyor. Gerçekten çok tehlikeli, çok şey bir durum değil. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu bu günler gerçekten hiç de iç açıcı değil. Diliyorum. Ben hep aynı dileğimi her seferinde yerine tekrar ediyorum. Diliyorum ki adalet yerini bulacaktır. Er veya geç. Adalete inanıyorum. Güveniyorum. Ama adaletin de yerini bulabilmesi için bu ülkede yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız mekanizmaların çalışması gerekiyor. Birbirinin üzerinde bir baskı unsuru olmaması, bağımsız karar verebilmesi gerekiyor ki adalet yerini bulsun. Bunlar da mücadeleyle düzelecektir diye düşünüyorum. Sanki şöyle bir tutum var. Hani bu yolsuzluk, bu iddialar vesaireler, bunların hepsini bir darbe, bize bir darbe yapılıyor. Böyle bir algı yönetimi var. Hükümet hep bunda başarılı aslında. Algı yönetiminde oldukça başarılı. Hükümet iktidara geldiğinden beri bir darbe söylentisiyle, işte önce Ergenekon başladı. Ondan sonra Balyoz, ondan sonra işte daha önce Ümraniye soruşturmaları, Poyrazköy kazıları vesaire, bir sürü her gün dalga dalga gelen operasyonlar. Sonunda baktık ki elde hiçbir şey yok. Yani en son geldiğimiz noktada elde hiçbir şey yok. Şimdi aslında bu paralel yapının işiydi. Bize darbe, şimdi bu bize darbe yoktu demek değil mi? Yani darbe yapacaklardı diyorlardı. Ergenekon için. Şimdi aslında bu paralelcilerin komplosuymuş. Hani orduya kumpas kuruldu lafı bile Sayın Yalçın Akdoğan'ın tweetiydi, evet, o. Tweetiydi. Zaten artık her şeyi tweetten öğreniyoruz. Fuat Avni vesaire gibi. Bütün haber alma şeyimiz Twitter. Peki 14 tam yıl dönümüne yaklaşırken 14 Aralık operasyonu nasıl yorumlarsınız? Şimdi ben bir şey başkanım, affedersiniz. Gökhan Bey'in sorusunu biraz geliştirmek. Bir de bu darbe konusunda şimdi yeni bir şey başladı. Gerek Sayın Başbakan gerekse hükümetin yöneticileri. Bunun üzerine yeni bir terminoloji daha bize kazandırdılar. Üst akıl diyorlar ve bu işlerin aslında
üst akıl tarafından planlandığını ve bu paralel yapıya veya işte Fethullah Gülen hareketine de verildiğine inanıyorlar. Yani onların üstünde de onların dışında da sanki daha büyük bir dış düşmanla boğuştukları ve mücadele ettikleri yönünde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Hı hı. Yani konuyu bu iki bağlamda birden bize açıklayabilirseniz. Şimdi açıklayayım. Önce şu paralel kelimesi çok kullanılıyor. Paralel yapı, paralel evet. yapı. Paralel kelimesinin anlamına ben gireceğim. Benim önce. Geometriyle pek aram yoktu. Evet. Geometri dışında bunun sosyal bilimlerde de bir tanımı var. Evet. Bir kere geometride aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen koşut muvazi diyor. İkinci anlamı yer küresi üzerinde çizildiği varsayılan ekvatora paralel çemberlerden her birisi. Geçiyorum onu. Şu tanım güzel. Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren olay, düşünce ve benzeri. Evet, zaten bu örtüşüyor işte. Yani aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren. Bu Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde paralelin tanımı. Evet. Şimdi dolayısıyla aynı zaman sürecinde gelişmiş, birbirine benzeyen, evet. Birbiriyle çatışmayan, sadece aynı özellikleri de gösteren olay ve düşünceleri. Tüm durumu özetleyen bir tanım olmuş aslında. Saymışmıyor. Paralel yapı, paralel olmayan yapı, karşılıklı. Tabii bu ülkede uzun yıllar Gülen cemaatiyle bugünkü iktidar el ele kol kola. Tabii. İşte Ergenekon davaları, Balyoz davaları, daha nice tutuklamalar o gözümün önüne geliyor. İlhan Cihaner'in makamından alınıp evet, böyle evet. büyük bir şeyle, hınçla alınıp götürülmesi falan. Yani bunları yaşadık. Cumhuriyet Savcısına kelepçe takmışlar. Evet. Yani evet. Üzüldük. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir savcısı böyle bir davranışla karşı karşıya kaldı. Tabii ki haksızlık nerede olursa onun karşısında ben onun karşısında olurum. Kime yapılırsa haksızlık her halükarda karşısında olurum. Yani haksızlık derken eylemin yanlış olması da karşısında durulması gereken bir şey. Eylemin yapılan şeyin ona müdahalenin de haksız bir müdahale olmasının da karşısında olmamız gerekir. Her kim olursa olsun. Bu bir kere insani bir durumdur. Biz insan hak ve özgürlüklerinden bahsediyor, bunu savunuyorsak temel insan hak ve özgürlüklerinin her koşulda savunucusu isek, bu ülkede bir insan adam öldürmüş bile olsa, hüküm giymişse ve cezasını ıslah olma hakkı ıslah, var. Yani evet, yeniden evet. geriye dönüş. Onun hakkını, onun yaşam hakkını da gidip cezaevinde iyi koşullarda olması, sağlıklı koşullarda var olması için de mücadele etmek gerekiyor. Yani haksızlık kime yapılırsa onun karşısında. Şimdi geçmişten günümüze olaylara, süreçlere baktığımızda hep demokrat, aydın, çağdaş, bu ülkede cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, laik, demokratik, sosyal devleti savunan, sadece sol değil, yani bu düşünceleri bu ülkenin bir yurttaşı olarak kendi dünyasında yaşayan insanlara karşı yapılmış olan haksızlıkları, bizlere karşı yapılmış olan haksızlıklara mücadele ettik, karşı mücadele ettik. Ama bu demek değildir ki onları yapanlar bir gün bir haksızlıkla karşı karşıya kaldılar mı bizi ilgilendirmez, ne hali varsa evet. görsün diyemeyiz. Bu mücadeleyi vermek zorundayız. Ama bu 14 Aralık'ta hakikaten çok açık ve net görüyorsunuz. Belirgin bir şekilde bir baskın, bir darbe yapar gibi çeşitli medya kuruluşlarına yapılan bir baskın var. O baskında alınan, gözaltına alınan kişilerin geçmişte gözaltına alınmalarını neden olacak
yaptıklarında haklılık olabilir, yazdıklarında ve ona bağlı olarak adalet önünde, hukuk önünde bunun cezasını veya bunun hesabını vermeleri için gözaltına alınmaları haklı nedenleri olabilir ama böyle bir anda toplumu tedirgin edecek, toplumda infial yaratacak bir şekilde bu baskını kabul edemiyorum. Bir hesap alma, hesap verme. Yani biz bu ülkede ne iktidar ne onun karşısında olan muhalefet ve ne herhangi bir yapı hiçbir şekilde hukukun üzerinde hesap alma, hesap verme hakkı yok. Hukuk ne diyorsa esas olan odur, onun uygulanması gerekiyor. Tabii bu makul şüpheli kavramı aslında çok tehlikeli bir kavram. Bu operasyon, bu makul şüphe düzenlemesinin ilk meyvesi mi sizce? Öyle görünüyor. Yani hemen çıktı akabinde. Veya operasyonun için, yani operasyonun yapılabilmesi için yasal düzenleme ayağının tamamlanması. Evet. Yani makul, hazırlık yapmak. Evet. Makul, hazırlık şüpheli. Yani herkes için makul şüpheli tanımını yapabilirsiniz. Senin kaşını gözünü beğenmedim. Benim için sen bak saç modelin senin şu örgüt mensuplarına benziyor. Makul şüphelisin falan gibi. Yürüyüşün sola sola kayıyor. Gel bakalım falan. Şimdi peki başkanım, hükümetin ya bendensin ya da paralelcisin. Yani biz şimdi iki tarafı da eleştiren bir pozisyondayız mesela. Ben yayın kuruluşu olarak öyle bakmaya çalışıyorum. Çünkü bir zamanlar birlikte, işte siz de az önce paralelin tanımını yaparken aynı koşullar içinde belli oranda yan yana, hiç birbirinden farklı, aynı özellikleri, özellikleri taşıyan birbirinden farksız oluşumlar şeklinde tarif etmiştiniz. Bu zamana kadar herhalde bir Rize'de altın madeni falan, öyle bir söylenti var. Bu altın madeninin işletmesinin verilmemesi üzerine bu olayların patlak verdi. Sonra dershanenin de tuz biber oldu. Dershane olaylarının kapatma kararının vesairenin tuz biber olduğu falan konuşuluyor. Altında neler yatıyor? Belki 10 yıllar sonra biz öğreneceğiz bunu ama. Şimdi ya bendensin ya da paralelcisin. Ya emperyalist güçlerin, şimdi dün televizyonda izliyorum. Yani bilinç düzeyi orta ya da ortanın altında olan, hani günlük kültürü sadece spor gazetesi okuyan, sadece alt yazılara şöyle bir göz atan veya ikinci sayfa, üçüncü sayfa haberlerinden günlük kültürünü almaya çalışan halkın çok rahat etkilenebileceği öyle bir algı var ki televizyonda. O havuzda kirli çamaşırları yıkamaya çalışan medya. Şimdi bakıyoruz. Ya diyoruz, hani diyorum ki böyle bir bilinç düzeyine sahip bir insan çok rahat bu etkiye sahip olur. Yani işte CIA'nin oyunları, Amerikan emperyalizminin bir oyunları Sayın işte Recep Tayyip Erdoğan üzerinde ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını yıkmaya yönelik uluslararası, şimdi Avrupa Birliği'ni de içine kattı Sayın Cumhurbaşkanı. En son Avrupa Birliği de bu şekilde olmaz eleştirisini gündeme getirince Avrupa Birliği de şimdi hedef tahtasına koydu. Gezi olaylarında faiz lobisiydi. Yine uluslararası bankaları suçlamıştı bu iş gezi olaylarının patlak vermesinde. Şimdi de bakıyorum öyle bir algı yapıyorlar ki hani ya bendensin ya ondan, hani Türkiye Cumhuriyeti'ni hiç düşünmemen söz konusu. Yani normal bilinç düzeyinde bir insan olsam ya adamlar haklı diyesim geliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü öyle bir mizansen çiziyorlar ki, oysa ki bu kimse ayakkabı kutusundan bahsetmiyor şu anda. Montajdan bahsediyorlardı. Şimdi montajdan da bahsedilmiyor. Sadece darbe ve işte paralel haşhaşiler vesaire gibi. Eğer onları savunursan, hukuksuzluğu eleştirirsen, sen de paralelci kefesine giriyorsun. Bu hani bir taraf olan bertaraf olur hikayesine dönüşüyor. Nasıl görüyorsunuz bu tutumunu da? Vallahi tabii ki haklısın. Yani ben tekrar geçmişe dönüyorum. Yani bu ülkede iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi hangi güçle iktidara geldi ve hangi süreçleri
yaşayarak bugünlere geldi. Yani ben paralel yapı diye bir ayrıştırmanın ben hala kabul etmiyorum yani bana göre. Şimdi önce biliyorsunuz bunlar hep ufak ufak adımlar bütün yaşandı bu ülkede. İşte evet. Bir Ergenekon davası ile bütün aydın çağdaş bireyler susturulmaya, bastırılmaya çalışıldı. Bugün üstelik artık bütün delillerin de düzmece olduğu, açığa çıktığı halde değil mi? Hala evet, o evet, şeyi. Evet. Bir kere öncelikle bir iktidar kapısı açıldı. Arkasından bu davalar Ergenekon, hı-hı, hukuk tanımazlık, yargı önünde engel teşkil ettiğinde onu nasıl aşarım gibi çabalar. Bunlar kamuoyunun önünde televizyonlarda, radyolarda, evet, canlı yayın konuşmalarında ifade edildi. O dönemin başbakanı tarafından. Yani önce tabii ki ordu büyük bir tehlikeydi. Yeniden önce bir ihtilal, bir darbeyle gelecekleri tehdit eden bir tehlikeydi. Önce devletin kendi içinde bakanlıklarda çoğaldılar. Arkasından yasalar değiştirilerek, yasama hakkı kullanılarak, yasama ve yürütme hakları ve erkleriyle ordunun içine girdiler. Ordu tehlikesi, riskini ortadan kaldırdılar. Sonra üniversiteye girdiler biliyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanının atama yetkisi vardı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. Bütün rektörler ona göre tercih edildiler. Üniversite arası kurul ve YÖK bu anlamda tamamen ele geçirildi. Arkasından medya, zaten medya üzerinde de ciddi bir baskı ile, hı hı, medyayı da kendi yanlarına, kendi sesleri, kendi organları haline dönüştürdüler. Bunların hepsi adım adım hepimizin huzurunda, gözünün önünde gerçekleşti. Bir yandan da halkın dini duygularını hep okşayarak, biraz da istismar yoluyla, biraz da demek de yanlış, istismar tam yoluyla halkı hep kendilerini iktidarda tutacak bir bağlılık yaratmaya çalıştılar. Hı. Başardılar da. Artık önlerinde yargı eline geçti. Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın, hı hı, referandumdaki değişikliği sonucu, anayasadaki bu değişiklikler sonucu bu anayasal kurumlar tamamen çoğunlukla ellerine geçti. Ve bundan sonraki süreçte artık bugün paralel yapı olarak isimlendirilen cemaatin artık çok fazla cemaat ihtiyaçları kalmayınca bir anda paralel yapı deyip devletin içinde birden örgütlü bir yapı varmış gibi veya bunu ortaya koyup bundan kurtulmaya çalışan bir iktidar, yani yaşadığımız bu süreç. O nedenle ne yazık ki biz muhalefet, bu ülkenin aydınları, bu ülkenin demokratları, bu ülkenin cumhuriyetin bekçileri, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olan bizler, mücadele edilmesi gereken kişiler olmamız gerekirken bizler bir kenardayız. Onlar kendi aralarında bir çaba, bir mücadele içerisinde, biz de buna seyirci kalıyoruz. Aslında ülkede bütün bu gündemlerin ötesinde, ülkenin önünde çok daha ciddi sorunlar var. Evet. Hele hele bu önümüzdeki meclis dönemi, seçim sonrası, hı hı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde, kaderi, evet, geleceğinin, kaderinin belirleneceği bir dönem olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim tartışmaları, hı hı, gündeme gelecek. Bugün bir gazetede Federasyon gibi bir manşet atılmış. Hı-hı. Gazete şeylerini sabahleyin izlediğimde. Hı-hı. Bütün bunlar Türkiye'nin gündeminde. Bunun altyapısı hazırlanıyor. İşte saraylar yapılıyor. Devlet başkanlığı için ve o devlet başkanlığı yapısı altında
Hatta o sarayın içerisinde belki de devlet bakanlıkları, baş danışmanlıklar adı altında yeni bakanlıklar. Aslında paralel yapılar orada oluşuyor değil mi? Evet evet. Yani şimdi aslında bir kabine var biliyorsunuz, hükümet, hı-hı, bakanlar kurulu. Bir başka kabine yaratılmaya çalışılıyor. Yani bir politik sorumsuz bir kabine. Evet, evet. Hiçbir sorumlu yok. Evet. Bir politbüro misali. Şimdi yani bunlar birazcık satrancın birkaç hamle sonrasını görüp, yani bugünün gündemde konuşulan konular üzerinden tabii ki bunlar konuşulup tartışılacak ve gündem bu anlamda halkı bilinçlendirmek, hı-hı, bilgilendirmek anlamında, ama gelecek öngörüsü, geleceğe dönük senaryolar gerçekçi bir bakışla, sağlıklı olgular birleştirilerek mutlaka yapılması gerekiyor. Ona göre şimdiden önlem alınması gerekiyor diye, hı-hı, düşünüyorum. Evet. Başkanım, minik bir aramız var. Aramızın ardından acaba sizce de bu şablon oturuyor mu, onu sormak istiyorum aramızın ardından. Hani devrim önce kendi çocuklarını yer sözü var. Burada şimdi bir karşı devrim yaptıklarını düşünürsek 12 yıldır. Acaba bunlar şimdi önce kendi çocuklarını mı yemeye başladı gibi bir ifade doğru yerine oturuyor mu bilmiyorum ama onu sormak istiyorum. Kısacık bir aradan sonra. Sevgili dostlar, az sonra birlikteyiz. Bizlerden ayrılmayınız. Reklam. Reklamda 10 bine yaklaştık. 10 bine yaklaştık. Sizi hedef kitlenize en doğru Can Radyo anlatır. 10 bininci firmamızın reklamını ücretsiz yayınlayarak bu başarıyı birlikte kutlayacağız. 30 gün boyunca firmanızın reklamlarını sadece 100 liraya yayınlamaya devam ediyoruz. Can Radyo reklam hattı 347-4291. Turgut Reis Temizlik'le temizlik derdine son. Son. Detaylı ev ofis temizliği, inşaat sonrası temizlik, yerinde koltuk, yatak yıkama. Yeni yıla tertemiz başlayın diye Turgut Reis'in kampanyalarından faydalanın. Adrese teslim halı yıkama ve acil temizlik ihtiyaçlarınız için Turgut Reis Temizliği hemen arayın. 342 12 12. 342 12 12. Mutluluğunuzu kusursuz bir şölen eşliğinde sevdiklerinizle paylaşmanız için Berlin Kır Düğün Salonu sizlerle. Yemekli yemeksiz tüm organizasyonlarınız için Berlin Kır Düğün Salonu havaalanından hemen sonra Aydın Asfaltı Üzeri Gazi Emir'de. Kampanya fiyatlarımızı mutlaka değerlendirin. 257-70-91 ve 0539-497-0266. Flash Haber. Flash Haber. Sevgili dinleyenler, İzmir Karabağlar, Bozyaka, Eski İzmir, Tire, Bayındır ve Ödemiş'te bulunan Cengiz Ülgüdür mağazalarında Türk ve Dünya markası olan beyaz eşya, küçük ev aletleri, telefonlar, bilgisayarlar, bisikletler, motorlar, mobilyalar ve halılar bulundu. Uzmanlar, müşterilerinin ihtiyacı olan her şeyi açık hesap 20 ay vadeli sunan Cengiz Ülgüdür mağazalarının böyle giderse bağımlılık yapacağına dikkat çekti. Olası izdihamı önleyebilmek için 272-0333 nolu telefondan ayrıntılı bilgiyi almanızı öneriyoruz. Cengiz Ülgüdür mağazalarından yeni gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Biz sizi rahatlatmak, gününüze enerji katmak için varız. Etap Altınel Otel Spa Merkezi. Hijyenik ortamımızda hamam, sauna, buhar, masaj, gelin hamamı, tuz odası ve dinlenme odalarımızla spa merkezimize davetlisiniz. Ailece gelebileceğiniz Etap Altınel Otel Spa Merkezi Ali Ağa'da 600-77-77 ve 0535-741-1399. Yeni yıla sabaha kadar eğlenerek girebilirsiniz. Peki ya çocuklarınız? Armin Yağmur Evleri sizlere sabaha kadar fasıl eğlencesi ve birbirinden güzel menüler sunarken çocuklarınızı da unutmadı. Özel animasyonlar, sınırsız menüler ve uyku odalarımızla çocuklarınızla eğlencenin keyfini çıkaracak. Armin Yağmur Evleri'nde yeni yıla ailece sınırsız keyifle merhaba deyin. Armin Yağmur Evleri sahil evlerinde. Telefon 239-7227.
Hayat kalitesi ayrıntıda gizlidir. Akal Batu tam 16 yıldır elbise askısı, etiket ve karton çanta ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Akal Batu İzmir Showroom'umuza gelin, bizi daha yakından tanıyın. Akal Batu Mimar Kemalettin Caddesi Çankaya'da 446-7409. Saç dökülmesiyle kellik sanıldığı gibi kalıcı değildir. Mavi Deniz Saç Ekim Merkezi uzman hekim ve deneyimli kadrosuyla ameliyathane ortamında saç ekim operasyonları gerçekleştirmektedir. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Mavi Deniz Saç Ekim Merkezi İzmir'de. Ayrıntılı bilgi için 0850 840 8303, www.saçekimimavideniz.com. Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Göktaş Otolastik, kış lastiği sökme takma işleminin yanında 4 adet çelik sibop, nitrojen hava, far ve balans ayarını hediye ediyor. Üstelik sadece 40 lira. 40 lira. Göktaş Oto'nun 33. yılını özel paspas hediyesini de sakın kaçırmayın. Göktaş Otolastik Buca'da. 440-8840. İzmirli'nin hediyelik seçiminde 25 yıldır değişmeyen adresi Souvenir Hediyelik Eşya Günleri 18-31 Aralık tarihlerinde İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda. Genciz Fuarcılık. İzmir'de Türkcell'le olma zamanı. Şimdi Türkcell faturalı hatta gelenlere 6 ay boyunca 6 GB internet hediye. Geç kalmayın, bu fırsatı kaçırmayın. Türkcell, birlikte her gün daha iyi. 30 gün boyunca firmanızın reklamlarını sadece 100 liraya yayınlamaya devam ediyoruz. Can Radyo Reklam Hattı 347-4291. Reklam. Kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, ruh nefsi.
Çık doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Çık doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh yuh, yuh yuh, ben böyleysem, yuh yuh, sen öyleysen. Sesli Gazete. Halkın Sesi Can Radyo'yu dinliyorsunuz sevgili dostlar. Halkın Sesi Can Radyo'da Sesli Gazete'ye devam ediyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Kamil Okyay Sındır stüdyomuzda ve sevgili Kudret Yiğit'le birlikte sohbetimiz devam ediyor. Evet. Gökhan'cığım istersen birinci bölümde kaldığımız yerden tekrar başlayacağız ama evet. Ben soruyu biraz da genişleterek sormak istiyorum Sayın Buyurun. Başkanımıza yeniden. Çünkü ilk bölümde önemli açıklamalar yaptınız. Bize sağ olun, teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanım, 2015 seçimlerinin çok önemli olduğuna dair bir vurgu yaptınız. 2015 seçimlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini etkileyecek kader seçimleri olduğunu belirttiniz. Tam bu noktada hükümet şöyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Şu ana kadar Türkiye'de yaşanan bütün sorunların temel kaynağı aslında uluslararası bazı güçler. Hı hı. Bu uluslararası güçler Türkiye'deki maşa olarak kullandığı yapılarla hükümete ve devlete saldırıyor.
ve devlet de bu saldırılara karşı koymak adına kendisini korumaya çalışıyor. Yaratılan algı bu. Yani hem darbe süreçleri hem diğer konulara baktığımızda, uluslararası politikaları vesaire değerlendirdiğimizde hükümetin yaptığı açıklamalarda bunu görüyoruz. Bu az önce ifade ettiğiniz 2015 yılında yapılacak olan, Haziran ayında yapılacak olan ve ülkenin rejiminin değişikliğinin söz konusu olduğu seçimlere şimdiden bir hazırlık mıdır? Yani bizim işte tam bağımsızlığa inanan, yürekli, yurtsever, devrimci, demokrat bütün yurttaşlarımıza yönelik bir algı operasyonu mudur? Konuyu bu bağlamdan başlayarak bize açarsanız ve 2015 seçimlerinin de belirttiğiniz üzere ülkenin kader seçimleri olmasından hareketle bizi bilgilendirirseniz çok sevineceğiz. Tabii ki, yani ben düşüncelerimi paylaşıyorum. Bu konunun uzmanı değilim. Gerçi her ne kadar bu konuda düşüncelerimizi paylaşıyor ve düşünce üretiyorsak da konu uzmanı bir bilim insanı değilim. Bilim adına başka bir alandayım ama siyasetin içerisinde sizler gibi gündemi takip eden, süreci gören, izleyen ve buna yönelik de kendime göre yorumlar üreten bir kişi olarak düşüncelerimi paylaşıyorum. Şimdi uluslararası güçler ülke ya da devlet üzerinde tehdit oluşturuyor ve hükümet buna karşı bir mücadele veriyor, algısı yaratılmaya çalışılıyor dedin Kudretçim. Evet, ama yani bu algı yaratılmaya çalışılıyor ama geçmişe bakarsan aslında bugüne kadar gelen süreç o uluslararası güçlerin isteği doğrultusunda geldiğinde söyleyebiliriz aynı tabii, mantığında. Abdurrahman Dilip Akın bu Merkez Parti. Yani o güçler yani aslında Türkiye şu anda biz konuşuyoruz bunları ama siyasal anlamda gerçekten çok kırılgan bir yapıdayız. Çok kırılgan bir toplumsal yapımız var. Sosyal anlamda gerçekten çok kırılgan. Her an Kürt, Türk karşı karşıya bir iç savaş ortamına sürüklenebilir bir sürece girdik. Her an bir mezhep çatışması, biraz sonra konuşacağız Maraş katliamını, Maraş olaylarını ama her an bir mezhep çatışması bu ülkede yaşanabilir. Bütün bunlara bağlı olarak bunlarla paralel kelimesini kullandım aklıma hep şey geliyor. Bunlarla birlikte ekonomik ciddi bir kriz gelebilir, gelecektir bu böyle giderse. Bu anlamda çok kırılgan bir yapımız var. İşte o uluslararası güçler, dış güçler, emperyalist güçler ya da Türkiye üzerinde ve Türkiye üzerinden emelleri olan emperyalist güçler çok rahatlıkla, çok kolaylıkla ülkemizde bir çatışmayı çok kıvılcım atıp ortamı bir anda alev şeyine dönüştürebilirler. Tabii bu ortamın bu hale dönüşmesinde de hem mevcut hükümetin hem de az önce sizin güzel tanımınızla o paralel tırnak içindeki yapının ittifakla bu ortamı Türkiye'de hazırladıklarını da ifade etmemiz lazım. Evet, onlar hazırladılar bu ortamı. Tabii onlar insanları ötekileştirdiler. Bütün toplum kesimlerini ayrıştırdılar, parçaladılar. Yani uluslararası operasyonu aslında onlar hazır hale getirdi bu ülkeyi. Evet, ötekileştirerek, yok ederek, yok sayarak. Evet. İşte hala biz cemevlerinin ibadethane olup olmadığını tartışır noktadayız. İnsanların ibadet ettiği bir yerin elektrik ve su parasını nasıl ödeneceğini artık konuşuyoruz. Yani evet. bu hale getirdiler ülkeyi. Çok haklısınız. Ben sadece yani o nedenle ama şimdi eğitim sistemimiz baştan sona değiştirilmeye çalışılıyor. Hala devam ediyor. Evet. Bu sadece 4+4+4 meselesi değil. Yani zorunlu eğitim kaç yıl olmuş, ilkokul kaç yıl olmuş, ortaokul kaç yıl olmuş meselesi değil aslında. Sistemin kendi içinde konan dersler. Aslında çocuklara daha ilk öğretim çağından işte 5-6 yaş grubundan başlayarak eğitime, yaygın eğitime katılan çocuklara
neleri öğretmek, nelerin eğitimini vermek istedikleri ders sisteminde müfredattaki yapılan değişikliklerle esas bunun çok ciddi bir, yani evet. Bu ülkenin geleceği üzerinde gerçekten çok ciddi bir konu. Bu noktada bunlar hepsi aslında Türkiye'de bir rejim ya da karşı devrim hareketinin bence başarabildiği ve Türkiye'nin geleceği üzerinde çok büyük bir risk ve tehdit oluşturan unsurlar. Hangi Türkiye'nin? Atatürk'ün Türkiye'sinin, Cumhuriyet Türkiye'sinin, laik Türkiye'nin, demokratik demokrasinin bütün kurum kurallarıyla parlamenter sistemin var olduğu Türkiye'nin, sosyal hukuk devleti Türkiye'sinin üzerinde önündeki sosyal devletin ama aynı zamanda hukuk devletinin önündeki tehditler olarak belki söyleyebiliriz ve önümüzdeki parlamento dönemi de çok ciddi bu anlamda tartışmaların zirve yapacağı bir süreç olacak diye düşünüyorum. Yani benim kendi öngörüm bu. Çünkü gerçekten sanki Türkiye'de bir rejime yönelik bir tartışma Cumhuriyet Türkiye'sinde parlamenter sistemin başkanlık sistemine dönüştürülerek yönetim şeklinin değişmesi gibi bir süreç önümüzde. Ve tabii ki aynı zamanda işte federatif yapıların olduğu bir Türkiye. Türkiye'nin adının bile ben değiştirme yoluna gidebileceklerini düşünüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ne bileyim başka bir isimle ifade edilmesi falan gibi. Bu noktada çok ciddi bir süreç. Şimdi 2015 seçimleri 2019'a kadar değil mi? Evet. 4 2019'a kadar. 2019'dan nereye geliyoruz? 2023. Bir 4 yıl sonra Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına geliyoruz. Evet. Bir dönem, arkasından bir dönem daha, iki dönem yani 8 yıllık bir süreci yaşamak ister bu anlayış, bu düşünce. O 2023 yılında da varılmak istenen hedefe varmaya çalışacaktır. İşte bununla ilgili olarak bizlerin bu ülkeyi seven, vatanını seven, bağlı, cumhuriyetine bağlı aydın, demokrat, çağdaş bireylerin bu süreci iyi bir, sağlıklı bir mücadeleyle koruyan bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, yani bunlar benim şahsen kendime göre öngördüğüm konular. Tam bu noktada 2015 yılındaki yapılacak, Haziran ayında yapılacak seçimlerle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış bireysel başvurulardan hareketle bu barajın kaldırılıp kaldırılmayacağı işte üzerinden bir tartışma var biliyorsunuz. Kısa sürede bu sonuçlanacak. Çünkü parlamentonun, yani 2015 yılında yapılacak parlamento seçimlerinde anlaşılan o ki Adalet ve Kalkınma Partisi hem başkanlık sistemini getirmek hem Türkiye'nin rejimini bir anlamda parlamenter rejimden ayırmak işte ve kendi isteğine uygun bir yapı oluşturmak için anayasayı değiştirmek zorunda. Bu sayıya ulaşacak bir rakamı hedefliyorlar. O zaman barajı kaldırmayacaklardır. Yani Anayasa Mahkemesi bu yönde bir hak ihlali kararı verse bile, ki dün ben Burhan Kuzu'yu dinledim, bütün açıklamaları o yöndeydi. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararı hiç önemsemediklerini ben dün Burhan Kuzu'nun söylemlerinden anladım. Bütün o programı izleyenler de bunu anlamıştır. Demek ki barajı koruyarak seçime gidecekler ve hem baraj üzerinden hem de bu herhalde dış güçler vesaire diyerek oyları yeniden bir şekilde konsolide edip hedefleri 367 miydi anayasa, yani nitelikli çoğunluğu yakalama olacak. Tam da bu noktada tabii sanki ana muhalefette de
bazı sıkıntılar oldu gibi. Hı-hı. İşte Emine Hanım'ın partiden ayrılması oldu. Değil mi? Bir Hı-hı. siyasi parti kurdu. Gerçi çok günümüzün konusu değil ama ben 2015 seçimlerine yeniden vurgu yapmak ve bu anayasa değişikliğini engellemek adına belki şöyle bir çağrı da yapmak gerekir mi? Dediğiniz gibi bu mücadeleyi yükseltelim, birlikte olalım. Ama bir çatı altında birlikte olalım. Ve bu çatı kabul edelim ki Cumhuriyet Halk Partisi, o çatının altında buluşmak gerekiyor. Hı hı hı. Demek ki ülkede bu konuda kaygı duyan, bu konuda kaygılarını dile getiren bütün kesimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için çalışması gerekir. Hı hı. Değil mi? Yani bu buradan, evet, bu tuzaktan birinci çıkışımız bu. Hı. İkinci çıkışımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortaya koyduğu bu stratejinin bütün ayaklarını topluma sizin de ifade ettiğiniz gibi net anlatmak, aktarmak, açıklamak. Tam bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği üzerinden ve bu birliğin sağlanabilmesi için de çok şeyler söyleniyor ama biraz da yerele indirgeyerek bunu söylüyorum. Mesela ön seçimle bu milletvekili adaylarının belirlenmesi vesaire deniyor. Ben bu ön seçim veya merkez yoklamasını aslında böyle önemli bir süreçte talih gördüğümü ifade etmek istiyorum kendi adıma. Bu çok talih bir durum aslında. Evet. Adayların nasıl belirlendiğinden çok gelecek dönemde yaşayacağımız bu sıkıntının nasıl savuşturulacağı bizim tartışmamız gereken konu. Sizin bu konudaki düşünceleriniz ne? Katılıyorum. Ön seçim olup olmaması falan, yani tabii ki demokrasi anlam ya da kavram, hı, olarak da halkın kendini yönetim şeklidir. Evet. Çoğunluğun diktatörlüğü değildir. Hı hı. Ama çoğunluğun azınlık haklarını koruyan bir anlayışla halk adına yönetim şeklidir. Ön seçimi de parti içindeki bir demokrasi adına, yani seçimle, hı hı, aday belirlenmesi, seçimle karar organlarının, yönetim organlarının ya da partinin temsilcilerinin belirlenmesi, tabanda üye yapısında da sağlıklı bir üye tabanının oluşmasına da neden olur. Hı. Yani, hı, partisine daha sahip çıkan, kişileri daha iyi tanıyan, hı, aday olan kişilerin de üyelerle diyalog kurduğu, hı, üyelere yüzünü dönüp onların oyunu alabilmek için onlara yakınlık gösterdiği, ilgi gösterdiği, hı, ve dolayısıyla da daha sonraki o, hı, yönetim erkini ele geçirdikten sonra, aldıktan sonra da üyelerine dönük, hı, bir faaliyet içerisinde olmasına neden olur. Bir dinamizm getirir, bir motivasyon getirir. Yani bu doğrusu budur ama dediğin gibi aslında ön seçim olup olmaması vesaire den öte bu ülkenin yani şimdi milletvekili adaylıkları için konuşuyorsak, önümüzdeki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl bir çalışma, nasıl bir çaba, hı hı, içerisinde, hı hı, olacak, kimlerin katkı koyabileceği, evet, nasıl katkı koyabilecekleri, ona yönelik adayların, doğru, hı hı, kişilerin orada parti adına temsil, hı hı, edilmeleri belki de bu yaşadığımız dönemde her şeyden daha önemli bir, evet, noktaya geliyor. Evet, yani tabii ön seçim üyeyle mi olacak, delegeyle mi olacak, olmayacak mı, halen bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bir karar verecektir parti üst yönetimi. O karara yönelik bizler de gereğini yapacağız, partiler, hı hı, bu partinin, hı hı, üyeleri olarak. Ama dediğim gibi önümüzde çok ciddi bir dönem, bir süreç, evet, bizi bekliyor. Ya asıl önemli olan ülkenin rejimini kaybetmemesi. Ülkenin önündeki, yani içinde bulunduğu durum gerçekten çok kırılgan, evet, bir durum. Diliyorum bunların hiçbirisini, hı hı, yaşamayız. Evet. Ne sosyal ne siyasal anlamda bu ülkede bir çatışma olmaz. Normal hukuki zeminde, hı hı, siyasi partiler düşüncelerini, hı, ortaya koyacaktır, tartışacaktır. Bunlar çok karşıt düşünceler de olabilir, kabul edilemez düşünce de olabilir. Ama düşünceyi ortaya koymak,
ve onu hayata geçirebilmek için mücadele etmek de demokrasinin gereğidir. İnsan haklarının gereğidir. Düşünce özgürlüğü, düşüncenin ifade özgürlüğü. Bu anlamda böyle bir süreç yaşayacak olsak, bunu görecek olsak ne âlâ, ama kavga, böyle darbeci bir anlayışla baskınlar, halkı korkutma, sindirme, medya kuruluşlarını korkutma, ya da medya kuruluşlarını demeyelim, muhalif gazetecileri, olanları, basını, buna muhalif olanların kalemini ele aldığında yazmaktan çekinmelerine neden olacak bir korkuyu, baskıyı hissettirme. Bunlar üzüntü verici şeyler. İşte bizlerin buna karşı gerek basın özgürlüğü, gerek temel hak ve özgürlükler adına bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Medya önemli bir güç, medya önemli bir yapı. Halkı taraflı da tarafsız da olabilir. Ama halka doğru bilgiyi sunabilmek, yazarlar aracılığıyla yorumlar katabilmek, vatandaşın da kendi doğrusunu onları okuyarak bilgi sahibi olabilmesini sağlayan ciddi bir iletişim kanalı, enformasyon kanalı. Medyanın da bütün bu bahsettiğimiz süreçlerde çok önemli bir fonksiyonu, rolü var, var olmakta ve olacaktır. Ki biz demin bu ülkede, bu ülkenin bütün kurum ve kuruluşları üzerinde geçmişten bugüne süreç hakkında bir takım düşünceler, görüşler ortaya koyduk. Medyada bunların içerisinde dördüncü bir güç olarak yer alacaktır. O nedenle bu 2015 seçimlerine giderken iktidar yine medya aracılığıyla, ki medyayı bu anlamda kullanarak toplum üzerinde ciddi bir algı yaratabiliyor. İşte uluslararası güçler, devlet üzerinde bir tehdit. Bizi işte biz kendimizi koruyoruz gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Orada medyanın önemli bir rolü var diye düşünüyorum. Evet, peki Sayın Başkanım, Türkiye normalleşebilecek mi acaba? Yani hep bu düşünce benim aklımda. Yani diyelim seçimler yenilendi, seçimde farklı bir sonuç çıktı. 12 yıldır olanın yerine farklı bir sonuç çıktı. Bu ciddi kırılganlıklar yaşandı. Yani hem tabanda hem toplumda, siyasette, devlet bürokrasisinde, yargıda çok ciddi kırılmalar, çok ciddi sıkıntılar, hep konuşuyoruz bunları, ama yani biz ne kadar sürede normalleşebiliriz? Normal hem devlet düzeni, hem kurumlar arası ilişkiler, hem anayasal kurumlar, işte kuvvetler ayrımı vesaire gibi dengeler ne zaman tekrar yerine gelir? Hani şu anda bir vertigo yaşıyor gibi bir şeyiz. Yani bir türlü dengemiz oturmuyor. Evet. En son mesela Danıştay atamaları yapıldı. Baktığımızda bu zip çocuk edalarıyla Binali Yıldırım'a sevimlilikler yapan eski PTT müdürü Danıştay üyesi olarak atandı Sayın Cumhurbaşkanı olarak. Biz mesela hep en büyük eleştirim, hukukçu olmayan bir insanın nasıl Anayasa Mahkemesi'nin başına getirildiğini hep eleştiriyorum. Yani hukukçu değilsin ama Anayasa Mahkemesi başkanısın. Nasıl oluyor bu iş? Kim atadı? Nasıl bu şekilde, hani bir liyakata göre gitmesi gerekmiyor mu bu tür kurumların başına getirilen insanların diye düşünürken, PTT müdürü de şimdi Danıştay üyesi oldu. Biz bir dönem Sayın Başbakanken Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bir dönem bakıyorduk. En son bir Danıştay'a bir de Danıştay çıktı başımıza şeklinde söylemleri de vardı. Yani bu kurumlar arası dengeler ne kadar süre geçmeli acaba? Diyelim bu seçimden farklı bir sonuç çıktı. Diyelim Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldi. Bu normalleşme süreci bizim 10 yıllarımızı alır mı? Ciddi derin yaralar açtı mı sizce? Evet, yani tabii her şeyden önce
anayasal değişiklikler yaşandı. Evet. Az önce de söylediğim Anayasa Mahkemesi ve HSYK oluşumu yapılanması konusunda aslında ben bugün bir referandum yapılsa, hı hı, Türkiye Cumhuriyeti yönetim şekli sorgulansa, halkın büyük çoğunlukla Cumhuriyet'in bugünkü yapısına evet diyecektir. Hı. Yani bundan benim hiçbir şüphem yok, hiçbir endişem yok. Ama o nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3-2 anayasal çoğunluğu elde etmeye çalışacaklardır ki anayasayı halka sormadan anayasal değişiklik süreci yaşansın. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi durumunda çok kısa sürede bir kere halkın büyük çoğunluğunun sevgisini kazanacak, güvenini kazanacak ve halka bir oh dedirtecek bir iktidar sürecini yaşatacağına inanıyorum. Evet. Türkiye'nin bütün kurum ve kurallarıyla, yasalarıyla normalleşeceği dönemi de çok kısa bir süre içerisinde. Çünkü 90 yıllık bir dönemin, Cumhuriyet döneminin arkasından çok kolaylıkla, çok kısa sürede bahsettiğiniz normalleşme süreci gerçekleşecektir. Üzülüyoruz tabii. Bakın, yani biz bu ülkede yıllarca hep rejim tartışması, ne olacak? Yani Türkiye bir türlü bunlardan kurtaramadı kendini. Bugün hangi Avrupa ülkesinde, hangi gelişmiş Batı ülkesi demeyeyim, doğusuyla batısıyla gelişmiş ülkede rejim tartışması yapılıyor? Evet. Hangisinde yapılıyor? Düşünün bir. Orta Doğu ülkelerinde var. Üstelik biz çoğundan önce parlamenter demokrasiye geçmiş bir ülkeyiz yani. Evet, bir çoğundan tabii önce. Ki, tabii. Bizi takip eden ülkelerde bu aynı rejim, bizi takip ederek kurulan rejimler, evet, var. Biz hala kendi rejimimizi sorgular durumdayız. Yani ya da işte sorgulatıyorlar bize, işte bunu tartışıyorlar. Yeni Osmanlıcılık diye bir şey çıkardılar. Yani hep konuşuyoruz, Osmanlıca dersleri çıktı. Aslında öğretilmek istenen belki Arapça, Farsça vesaire, ama hani bunu ben bir dil uzmanı değilim ama hani Osmanlıca diye bir dil olmadığını söylüyorlar. İşte Arapça ve Farsçadan devşirme, yarı Türkçe, yarı Arapça, yarı Farsça, öyle bir konuşma dili, yazı dili de değil diyorlar. İşte mezar taşını okuyamayanların uzaya gitme şansı yoktur gibi bir ciddi bir düşünce ürünü olan bir düşünceyi açıklayanlar var. Yani mesela biz acaba şu anda mesela dolar Türk lirası karşısında değer kazanıyor. Ekonomik zaten üretime dayanan bir ekonomimiz yok. Sizce bütün bunların yanı sıra bir ekonomik kriz tehlikesi de söz konusu mu? Yani üretime dayanan bir ekonomimiz yok. Tarıma geleceğiz, evet, birazdan. Evet. Kısa bir aramız olacak. Bunu da bir cevaplayabilir misiniz? Tabii ki. Yani siyasal ve sosyal sorunları olan bir ülkede ekonominin sağlıklı yürümesi zaten mümkün değil. Evet. Yani mümkün değil. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Sağlıklı bir ekonomi yapıda zaten açlık çekmeyen, yoksulluk çekmeyen, işsizlik çekmeyen insanların, bireylerin mutlu, huzurlu, refah içinde olduğu bir toplumda zaten ekonomik kriz diye bir şey de olmayacaktır. Ama şimdi ekonominin üretime değil ithalata dayalı, teknolojiyi üreten değil, teknolojiyi de ithal eden bir şekilde, yani teknolojiye de kaynak aktaran, dış kaynak aktaran bir tarzda ekonominin sağlıklı, güçlü bir yapıda olmasını beklemek de doğru, yanlış olur. Hani tarıma da geleceğiz dedin Gökhan'cığım, ona da gelelim, onu da konuşalım. Ama bana göre
şu anda bu sosyal ve siyasal Türkiye'nin içinde bulunduğu çatışma ortamı ekonomiyi hep kırılgan yapar. Yani bu ülkeye gelecek sıcak paranın önünü de keser. Evet. Yani o sıcak parayla ayakta duran bir ekonomiyi işte büyüme rakamları en son açıklandı. İnanılmaz bir, yani %1 dünyanın çok başka hiçbir aslında. Hani bu küresel bir ekonomik kriz falan da değil. Evet. Yani Çin'de %8'den %7'ye mi ya da 7.9'dan 7.4'e mi ne düşüyor? O kadar yani %0.5'lik bir azalma var. Bizde %4 küsürden 1'e düşüyor. Yani aslında en kötü ekonomilerde bile %3, %4 büyüme normal görülüyor nüfus artışıyla birlikte. En basit yaklaşımıyla iş o. Evet, her yıl %2-3 büyüdüğü zaman ancak onun gereği olarak ortaya çıkıyor. Yani nüfus artışı onu getiriyor zaten. Yani tabii tüketim malzemeleri gıda tüketimi vesaire evet. Neyse yani. Sevgili Gökhan, bu ülkede üreterek büyümek istiyorsan sanayide, tarımda üreterek büyümek istiyorsan teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye kaynak ayırman, yatırım yapman gerekir. Geçenlerde Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin gayri safi milli hasılada Ar-Ge 2013 yılındaki ayırdığı payı açıkladı. %0.95 %0.95 Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %0.95'i Ar-Ge aktarılıyor. Araştırma geliştirmeye ayrılıyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri %5 küsür. Avrupa Birliği ortalaması %3 civarında. İşte Japonya gibi, Güney Kore gibi gerçekten üreterek gelişmiş, bugünlere gelmiş ülkelerde yine keza aynı şekilde. Bize en yakın OECD ülkesinde %2.25 falan. Yani biz %0.95 ile %1 bile değil. Ar-Ge'ye ayırdığımız bir kaynakla büyüyemeyiz. Teknolojiyi de geliştiremeyiz. Geliştirdiğimiz teknolojiye dayalı üretim yollarını da yatırımlarını da yapamayız. Teknolojiyi de ithal ederiz. O teknolojiyle de üretimi de, üretimin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi de ya da ithalata dayalı bir üretim yolunu tercih ederiz. Ve böyle bir yapıda da sağlıklı, sağlam, güçlü bir ekonomiden bahsetmek çok doğru, çok gerçekçi değil. O nedenle ben böyle bakıyorum Türkiye'nin ekonomisine. Üretmeli. Üreten bir ülke, yani ithal ürünlerle zenginlik yaşayan değil, kendi ürettiğiyle zenginlik yaşayan bir ülke de işsizlik de olmaz. Yeni yatırım alanlarında istihdam da yaratmış olursun. Yani ekonomiyi kendi üretimiyle büyütebiliyorsan, o zaman işte Çin'deki gibi 7.9'dan 7.4'e düşer olsa büyüme oranı. Bir anda böyle %3'lük bir oranda düşmez. Çünkü sağlam bir ekonomik altyapın ve üretime dayalı bir altyapın var demektir diye düşünüyorum. Evet. Yine tabii ekonomiyle paralel gidecek. Tarımdan bahsedeceğiz. Evet. Az sonra tekrar birlikteyiz. Yine minik bir aramız var. Sadece 4 dakikalık bir aradan sonra sevgili dostlar, Sesli Gazete devam edecek. Bizlerden ayrılmayınız. Reklam. Reklamda 10.000'e yaklaştık. Sizi hedef kitlenize en doğru Can Radyo anlatır. 10.000. firmamızın reklamını ücretsiz yayınlayarak bu başarıyı birlikte kutlayacağız. 30 gün boyunca firmanızın reklamlarını sadece 100 liraya yayınlamaya devam ediyoruz. Can Radyo Reklam Hattı 347-42-91. Fujitsu Klima Memnun Müşteri Kampanyası. Fujitsu Klima'ndan memnun isen tavsiye et. 100 lira Migros hediye çeki kazan. Kampanyamız Optimum ve Çankaya mağazamızda geçerlidir. 441-97-58. 441-97-58.
Yarbay Beton Bayi Sezgin İnşaat, inşaat işlerinizi itinayla anahtar teslimi yapıyor. Ayrıca büyük küçük arazi üzerine yatırım destekçinizdir Sezgin İnşaat. Arazi alım satımı ve tüm inşaat işleriniz için Sezgin İnşaat Urla'da. 0535 490 2051 ve 754 2232. Kardeşler Muhabbeti İşletmeciliği ile Hayat Türkiye Evi, nezih ortamıyla türkü dostlarının hizmetinde. Her gece saat 2'ye kadar canlı müziğiyle Hayat Türkiye Evi, Büyük Park karşısı Bornova'da. Telefon 0538 334 4070. Mesken yeni yıl programını sunar. Doyumsuz menüler, gece boyunca sınırsız eğlence, saat 12'ye kadar Ayhan Yağız. Seviyorum seni, ekmeği tuzağa banır. Ve 12'den sabaha kadar O Ses Türkiye, Tolga Gül ve grubu Seyri Alem'le yeni yıla merhaba deyin. Mesken Türkiye Evi Vapur İskelesi karşısı karşıya kadar. Rezervasyonda gecikmeyin. 381-3607. Musluğa su içer ki. Reklam. Yeni yıla yeni mobilyalarla merhaba demeniz için Özlem Mobilya tüm ürünlerinde %25'e varan indirimli satışlarına başladı. Alışverişlerinizde ihtiyacınız olan birbirinden güzel hediyeler de Özlem Mobilya'dan. Özlem Mobilya Karaktan Karşı Sokağı Yeni Girne'de 363-6108. Temiz toplum, temiz siyaset için yürüyoruz. Yolsuzluğa, yoksulluğa, hukuksuzluğa hayır diyoruz. Halkız biz, adalet istiyoruz. 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.30'da Bornova İş Bankası Viyadük altından başlayarak Bornova Cumhuriyet Meydanı'na yapacağımız meşaleli yürüyüşe tüm halkımızı davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Bornova İlçe Örgütü. Hurda denince hurdacı Muhsin, hurdacı Muhsin. Deneyimli kadromuzla her nevi hurdalarınız yerinde ve değerinde alınır. Ayrıca fabrika sökümü harfiyat sonrası hurdalarınız ve eski kalorifer kazanlarınıza mutlaka bizden fiyat alınız. Hurdacı Muhsin Karabağlar'da. Telefon 265 42 54 265 42 55. Cep 0532 468 9011. Hurda denince hurdacı Muhsin. Hurdacı Muhsin. Hurdacı Muhsin. Kalan Türkiye Evi'ne her akşam birbirinden güzel sanatçılar konuk oluyor. Pazar pazartesi Alev Erhan, salı cuma cumartesi grup Mevce, perşembe ise Ferhat Yiğit. Ayrıca her çarşamba özel konser Kalan Türkiye Evi'nde. Kalan Türkiye Evi Pasaport'ta 445-2262. Trafik kazası mağdurları veya yakınları dikkat! Trafik kazaları sonucu yaşanan vefat ve sakatlıklarda yüksek miktarlarda tazminat alabileceğinizi biliyor musunuz? Trafik ve iş kazası sonrası mağduriyetleriniz için bizi arayın. 45 gün içerisinde sizi sonuca ulaştıralım. Ücretsiz danışma için Grup Merkez Hasar İzmir İl Müdürlüğü 435-31-32. 30 gün boyunca firmanızın reklamlarını sadece 100 liraya yayınlamaya devam ediyoruz. Can Radyo Reklam Hattı 347-42-91. Reklam. Sesli Gazete.
Evet, Halkın Sesi Can Radyo'yu dinliyorsunuz. Sevgili dostlar, Memleket İsterim'i birazdan dinleyeceğiz. Ama sohbetimiz devam edecek. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Kamil Okyay Sındır stüdyomuzda sevgili Kudret Yiğit'le birlikte sorularımızı yanıtlıyor Sayın Başkanımız. Şimdi seçimden bahsetmiştiniz. Seçimden bahsetmişken ben gerçi en son girelim. Bazı anketler yapılıyor İzmir'de ön seçimle alakalı. Kimi milletvekili olarak görmek istersiniz diyorlar. Bunun ilk çıkan flash isim, birinci sırada çıkanlardan bahsedeceğim. Sizsiniz birinci sırada çıkan. Bunu neye bağlıyorsunuz diyeceğim ama öncelikle ekonomiden bahsediyorduk. O konu dağılmadan ben size bir şey dinletmek istiyorum. Mutlaka izlemişsinizdir Sayın Başkanım. Şimdi televizyonda gece vakti izlerken uykum kaçtı, inanın. Hani yani tabii ki çok önemli ve çok yerinde buluyorum kamu spotunu. Televizyonda kamu spotu izledim. Çok doğrudur. Ama yorumunu siz yapın lütfen. Az sonra şimdi bunu dinleteyim. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet. Atalarımız tepelere yerleşerek tarım arazilerini yüzyıllarca korudular. Bu toprakların bize atalarımızın mirası değil, torunlarımızın emaneti olduğunu unutmayalım. Tarım arazileri üzerine yapılan konutlar, sanayi tesisleri ve yapılar. Bilinçsizce heba edilen milyonlarca hektarlık tarım arazisi. Ülkemizde her türlü kullanıma yeterince uygun alan var. Yatırım yapmadan önce mutlaka bakanlığımızın görüşüne başvurun. Çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmak için haydi Türkiye, tarım arazilerini birlikte koruyalım. Can Radyo. Halkın Sesi. Sesli Gazete. Evet. Fonumuzu girelim tekrar. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi kamu spotu tabii ki yani, şimdi siz ziraat şey, söylenen her şey evet. Çok güzel. ama maalesef ve maalesef ki bu ülkede o söylenenlerin tam aksi yaşanıyor, yapılıyor. Şimdi konutlar, sanayi tesisleri ve diğer yapıları karşı tarım alanlarımızı koruyalım. Şimdi Gökhan'cığım, bu ülkede bundan 7-8 yıl öncesine kadar tarım alanlarının tarım dışı kullanılmasına dair yönetmelik adı altında bir yönetmelik vardı. Yönetmeliğin adı tarım alanlarının tarım dışı kullanılmasına dair yönetmelik. Evet. Hani tarım dışı amaçla kullanılmasın, onu koruyalım amacıyla ortaya çıkarmış ama adı bile zaten tarım dışı nasıl kullanılsın düzenleyen bir yönetmelik. Evet. Bu yönetmelik bir kanun değildi, bir yönetmelikti. Ve bu yönetmelik bu dönemin, yani mevcut iktidarın, ki 12 yıldır iktidarda olan bu hükümetin sürekli kimi zaman bir gecede yönetmeliği değiştirip tarım alanında bir fabrikanın kurulmasının önünü açıp ertesi gün anayasa itiraz vesaire yönetmelik tekrar eski haline döndüğü günleri yaşadık bu ülkede. Evet. Düzce'de bir fabrika kuruldu. Bilmem orada bir başka fabrika kuruldu falan. Yani bizim burada da farklı mı oldu? Tam tersine. Zamanında Sayın Demirel patates tarlası, biliyorsunuz Torbalı'da patates mi üreteceğiz? İşte bu fabrika, işte bir otomobil fabrikası için bu düşünceyi ortaya koymuştu. Aslında iktidara gelenler hep hani sanayiyi tarımın hep önünde tutmaya çalıştılar ve tarım alanları aslında yok oldu. Gerçekten Kudret Bey de şimdi bana bir not, Bornova Ovası'na baktığınızda Bornova tamamen bir ovaydı. Bu çok geçmişe gitmiyor. Adı Burnova değil mi? Hani öyle geldiği söyleniyor tarihte. Burnavat, evet. Burnavat diye bir şeyden geliyor kökeninde ama
bir ova. Tamamen bağ bahçelerin %45'i bağ olan, hayvancılık, sebzecilik, meyvecilik, yani belki de dünyanın en verimli toprakları, 60-70 metre alüvyon toprak, o kadar verimli toprak. Şu anda içinde bulunduğumuz binanın olduğu yer aslında bir bakla tarlasıydı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Patates tarlası, bakla tarlası, buğday tarlası, buralar bahçeydi, bağydı, evet. Neyse. Yani evet. Buralar bütün ova. Şimdi bunların hepsini kaybettik. 2007 yılıydı sanıyorum, hatırladığım kadarıyla. Ya da 2005'ti, pardon. Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu diye bir kanun çıkartıldı. Hı hı. Bu kanun özünde işte toprakları, tarım topraklarını işte 4 sınıfa ayırıyor. İşte marjinal arazi, işte mutlak tarım arazisi, dikili ürün arazisi ve özel ürün arazisi. Bunları da suluda ve kuruda diye kendi alt gruplarını ayırarak bir arazi sınıflandırması, yeni bir sınıflandırma getirdi ve bu arazi sınıflandırmasına dayalı Türkiye'nin bütün illerinde, bütün coğrafyasında arazi kullanım haritalarının 2 yıl içinde oluşturulmasında zorunlu kılan bir yasaydı bu. Evet. İyi bir yasaydı. Eksikleri vesaire oldu. Biz o zamanlar eleştirdik ettik ama özünde koruma yönelik. Ama bazı illerde bu arazi kullanım haritaları belirlendi. İzmir'de halen daha arazi kullanım haritası yok. Hı hı. Bakın, yasa çıktıktan sonra 2 yıl içerisinde valiliklerin başkanlığında arazi kullanım haritalarının mutlaka belirlenmesi gerekiyordu, oluşturulması. Şimdi bu neden önemli? İl sınırları içerisinde neresinin tarım toprağı ve hangi nitelikte tarım toprağı? İşte marjinal mi, mutlak tarım, sulu mu, kuru mu, bunların haritasını siz belirler, planlara işlerseniz, ondan sonra orada bir ada bazında veya parsel bazında birisi gelip ben burada şu tesisi yapacağım dediğinde parsel bazında kararlar verilmek zorunda kalmaz. Plana bakılır, burada bunu yaparsın, bunu yapamazsın. Evet. Neyin yapılıp neyin yapılamayan, şu anda tamamen toprak koruma kurulları var il bazında. Evet. Valinin talimatıyla genellikle tarım il müdürleri evet. Kurula başkanlık ediyor vali adına. Ve toprak koruma kurulları düzenli toplanması, bu tür yapıların çok özenle, titizlikle uzmanları gönderip arazi tahlillerini yapması, ona göre karar vermesi gerekirken, ki aslında doğrusu o da değil, doğrusu önceden onun zaten haritasının yapılmış olması lazım ki parsel bazında elden gitmesin bölük pörçük alanlar. Bu işleyemedi, işleyemiyor. Tabii ki dileğimiz o, ama öbür taraftan bakıyorsunuz bir yerde çok rahatlıkla bir sanayi tesisi gidip bakanlıktan izin alıp madencilik yasasını değiştirdiler bu ülkede. Her yerde zeytincilik yasasını değiştirmeye çalıştılar. Geri döndü ama yine o yasayı değiştirmeye çalışıyorlar. Zeytin alanlarını koruyan, zeytin alanlarına 3 kilometre mesafede herhangi bir sanayi tesisinin asla yapılamayacağını amir bir yasa, diğerlerinin üzerinde olan bir kanun, zeytincilik kanunu. Onu bir türlü aşamıyorlar bazı maden ve diğer sanayi yatırımlarında. Onu da aşmaya çalışıyorlar. Yani aslında Türkiye'nin her bir karış toprağında rahatlıkla sanayi tesisinin yapılabilmesini önünü açacak yasal düzenlemeler de getirdiler. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plan yetkilerini üzerine aldı. Paylaşıyor evet. Daha doğrusu. Evet. Yani evet. Belediyelerin yanında plan yetkileri de üzerinde var Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın. İtiraz da edemiyoruz başkanım, biliyorsunuz. Şey. Tabii ki. Çevre Şehircilik yani, Bakanlığı'nın yaptığı. Soma'da mesela 6000 tane zeytin ağacı nasıl gitti o zaman? Hani böyle bir kanun varsa önde evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sayesinde mi oldu? Evet. Evet. Yani bir yan işte tabii Yırca'da 6000 tane zeytin ağacı katlediliyor. Termik santral. Bu az önce izlettiğin kamu spotu yayınlanıyor. Yani evet. Bu nasıl bir çelişkidir? Evet. Ne yaman çelişkidir?
Yani evet, yani bu gerçekten Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu. Hı hı. Bırakın tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanılmasını önünü açan, kanunları aşan, yasaları aşan bir şekilde. Ben bu ülkede şunu hatırlıyorum. Zamanında işte bir Amerikan ortaklı bir yerli bir büyük bir hı hı. kuruluş bugün şey glikoz şurubu falan üretiyor mısır nişastasından. Fabrika kurmak istediklerinde o fabrikayı kuramıyorlardı. İtiraz etmişti. Biz Ziraat Mühendisi Odası olarak mahkemeye gitmiştik. Durdurmuştuk. Bu ülkenin bir müsteşar yardımcısı ilgili sanayi kuruluş temsilcilerini çağırıp yazı çıkarıp, ben de yazı örneğini aldık, biz de saklıyoruz, ben çıkarıp bulurum da yani, resmi bir yazıyla o yasal engelleri nasıl aşarız, aynen bu nasıl aşılabileceği konusunda görüş sunmak amacıyla toplantı yapmak üzere davet ediyor. Yan yolları öğrenmeye çalışıyorlar. Şimdi yani bu tesisi oraya kurmak adına biz bu yasal engelleri nasıl ortadan kaldırabiliriz konuşmak için davet çıkarıyor. Bunlar yaşandı. Ne yazık ki diyorum. Şimdi böyle Kaz Dağları'nda madencilik ruhsatları verildi başkanım. Kaz Dağları'nda bizim Karadeniz'de hidroelektrik santralleri kurulması için bütün endemik yapıyı, oradaki bütün doğayı yok edecek enerji santrallerine izinler verildi. Yurttaşların direnişleriyle durduruldu. Yani efendim, hemen dibimizde efendim çukuru var. Efendim çukuru yani, örneği var. Dibimizde yani. Evet. Daha evet. Olsun. Evet, Neşet Atıcıoğlu. Tarım arazileri kalmadı. Hep fabrika kurdular. Bunu söylemek istiyorum. Sizleri hep dinliyorum demiş. Yüklüyoruz. Sizi dinliyoruz. İyi yayınlar demiş. Sağ olsun. Şimdi bu şeye benziyor. Bu kamu spotuyla birlikte bugün sabah televizyonu açtığımda yine bir birdenbire kasıldım. Çünkü hükümet yeni tasarruf planında plaketleri ele almış. Plaket sunumu yapılmayacakmış artık. Yani 1 milyon liraya mı Diyanet İşleri Başkanı'na araba alıyorsunuz. Son model lüks arabalar, makam araçları vesaireler 1 milyar liraya, 1 milyar lirayı geçkin. Hatta TOKİ'nin de kaça çıktığını söyleyemem dediği saraylarda oturuyorsunuz. Sonra tasarruf yapıyoruz biz diye bütün gazetelerde, televizyonlarda manşet oluyorsunuz. Neymiş tasarruf diye incelediğimizde, biraz dikkatli baktığımızda artık devlet plaket vermeyecekmiş. Kamuda plaket yasağı gelmiş. Allah razı olsun. Yani keşke plaketler daha fazla olsa da makam araçları, oturduğunuz villalar, lojmanlar vesaireler devlet kasasından gitmese bunların kiraları. Yani böyle de bir algı var. Algı yönetimi var. Çok çok haklısın. Evet. Bir fiyat, yani genel bir fiyat vereyim. Bir plaketin maliyeti 15 liradan başlıyor. Evet. Maksimum 85 liraya, 90 maksimum, liraya maksimum, kadar çıkıyor. Evet. Şimdi 80, yani 15 lira veya 20 lira, 25 lira üzerinden düşünsün dinleyicilerimiz. 1 milyon Türk liralık, eski parayla 1 trilyon liralık bir kamuya hizmet aracıyla kaç bin plaket verilir? Şimdi ben onun hesabını yapıyordum burada. Şimdi bir plaket 50 lira olsa dedim. 50 lira. Evet. Yüksek bir rakam ya. Yani iyi bir plaket. Evet, güzel bir şey. 1,5 milyar lira mı tuttu saray? İşte tam net fiyatı bilmiyoruz ama en son bildiğimiz 1,5 trilyon. Onu biraz yüksek göstermiş olalım. Plaketi de yüksek gösterdik, 50 lira. 50 liradan 1,5 milyon milyar lirayı bölersek 30 milyon kişiye plaket verilebiliyor. Vallahi ülkenin yarısı evinin en güzel güzide köşesine plaketlerini yerleştirebilirler. Evet, şimdi evet. Tarım alanları bu ülkede şu anda maalesef tarım alanları yok olurken diğer yandan da üretim dışına çıkıyor. Üretilmez. Yani şu anda 30 milyon dekar, yani 3 milyon hektar tarım alanı üretim dışında kullanılmıyor, ekilmiyor, işlenmiyor. Yani biz tarım ülkesi miyiz, değil miyiz? Biz tarım ülkesiyiz. Tarım ülkesi derken bu hep
sanki bir tarım ülkesi olmak aşağılayıcı, az gelişmiş bir ülke algısı verildi bu ülkede yıllarca. Hı hı. Aslında tarım ülkesi olmak dünyada en bence muteber bir tanımdır bir ülke adına. Biz tarım ülkesiyiz ama en büyük tarım ülkelerinden biri Amerika Birleşik Devletleri'dir. Evet. Yani mesela İngiltere bir sanayi toplumu olmasına rağmen tabii ki. Hollanda'dır. Ya bunlar büyük tarım ülkeleri. Kesinlikle. Şimdi mesela İngiltere geçtiğimiz olimpiyatlarda değil mi? İzlediğimizde İngiltere'de yapıldı. İngiltere'nin bir tarım toplumu olduğu vurgulandı orada. Hala da tarım toplumu olmaktan vazgeçmiyorlar. Aslında bir sanayi toplumu, hani tarımdan gelişip bir sanayi toplumu olduklarını vurguladılar. Hala da tarımdan vazgeçmiş değiller. Tabii ki. İngiltere'nin, Londra'nın biraz dışına çıktığınızda değil mi? Otlayan inekler ve sebze meyve dikilen, ekili dikili alanlar hemen görüyorsunuz, göze çarpıyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız Google'dan bakın o dünya haritasına, oradan İngiltere'nin nasıl bir tarım toplumu olduğunu hemen ortaya çıkacak. Tarım arazileri belli oluyor çünkü üstten baktığınız zaman bölünme şekillerinden. Biz de öyle, bizim tarım topraklarımız yani İngiltere'nin üç misli büyüklüğe sahip. Şimdi tarım ülkesiyiz ama tarım ürünlerinde net ithalatçı ülkeyiz. Evet. Yani bırakın tarımsal üretim girdilerini, gübresi, ilacı, mazotu, ondan sonra tohumu. Bunlar da zaten tamamen dışa bağımlıyız. İthalata dayalı bir girdi kullanıyoruz. Onları bir kenara koyuyorum. Sadece tarım ürünleri, ürün ihracatı ve ithalatına baktığınızda dış ticaret dengesi aleyhimizde. Yani net ithalatçıyız. Nasıl bir tarım ülkesiyiz? Öbür taraftan 3 milyon hektarın üzerinde arazi ekilmiyor, dikilmiyor, kullanılmıyor. Yani zıtlıklar, tezatlıklar, aslında politikasızlıklar veya kötü yönetimler, beceriksizlikler. Yani bir Amerikan çiftçisi, eğer ki benim çiftçimin 1/3 para ödüyorsa mazota, 1/3 para ödüyorsa gübreye, 1/3 para ödüyorsa ilacına, tohumuna, girdi maliyetleri 1/3 ise, ondan sonra da dünya piyasasında benim ürünüm onunla nasıl rekabet edecek? Rekabet edecek, evet. Artı bir Amerikan devleti Amerikan pamuğuna dış ticaret teşviği veriyorsa, benim pamuğum ise bir Yunan pamuk üreticisi 1 euro 35 cent, 1 euro 35 cent destekleme primi alıyorsa, benim pamuk üreticime 20 kuruş, 30 kuruş, 40 kuruş, en son 50-55 kuruş mu bir prim veriliyorsa, yani 1/5 primle Yunan pamuğuyla benim pamuğum nasıl rekabet etsin? Dolayısıyla pamuk üreticisi pamuktan vazgeçiyor. Biz pamuğu Yunanistan'dan ithal ediyoruz. Amerika'dan pamuk ithal ediyoruz. Daha ucuz pamuk. Zeytin de aynı. Zeytinyağında da aynı. Zeytinyağında da üreticinin, çiftçinin depolarda, Tarış'ın Marmara Birliği'nin depolarında zeytinyağı varken birileri kalkıyor, işte dahilde işleme rejimi kapsamında Suriye'den, Tunus'tan dökme zeytinyağını getirip işleyip ihraç edeceğiz diyor. Benim üreticimin zeytinyağı ne olacak? Yani bütün ürünlerde tek tek saysak, kiraz üreticisi, tüccar bir araya gelmiş, kartel gibi. Tek fiyat uyguluyor. Üreticinin maliyetinin altında ürünü satmak zorunda bırakıyorlar. Artık çiftçi bir borcunu bir kartla ödüyor, öbür kartla. Şu anda çiftçinin eskiden Ziraat Bankası devlet teşvikli kredilerle düşük faizli uzun vadeli kredi desteği vardı. Şimdi sen ben nasıl girip kredi alıyorsak, evet, onlar da üstelik aynı çok ağır mazot da benzer aynı koşullarda. Şimdi bir Alman çiftçisi mazotta vergi ödemiyorsa, benim çiftçim halen bizim arabamıza koyduğumuz mazottan aynı fiyata mazot alıyorsa traktörüne, yani bunlarla nasıl rekabet edersiniz? Nasıl dış piyasada? Yani Türk çiftçisi işte verimsiz, işte verimli değil falan filan gibi laflar üretiyorlar. Sanki bizim tarımımız çok kötü. Benim çiftçim alın teriyle gerçekten
alabileceği en yüksek verimi alıyor toprağından. Evet. Ama ne yapsın? Girdisi yani ürünü elinden çıkarmaya gelince tüccar baskısı ve şey altında. Geçenlerde Tarım Bakanı bir açıklama yaptı. İşte üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında uçurum var. İşte aracıya gidiyor bu kar. Bunu önlemek lazım. Önle yani bu bakanlığın asli görevi. Yani ben de bir yazı yazdım belki. Hani tüketici de işte üretici de tüketici de yoksullaşıyor diye bir yazı evet, yazdım. Bunu evet. Rakamlarla ortaya hı-hı. koydum. Gerçekten üretici yoksullaşıyor ama o yüksek fiyattan pazara sunulan ürün fiyatıyla tüketici de oraya ödediği parayla o da yoksullaşıyor. Nereye gidiyor? Aracıya gidiyor. Onu ortadan kaldırmak, kooperatifleşmeyi, doğrudan üreticiden tüketiciye pazarla kanallarını açılması, evet. o kanallardan tüketiciyle üreticiyi buluşturmak, yani o kar marjını büyük oranda üreticinin cebine gitmesi. Yani bunların hepsi maalesef Türkiye özellikle bu Dünya Ticaret Örgütü'ne sanayi ürünlerinden sonra tarım ürünlerinde de dahil olması, o konuda taahhütlerde bulunmuş olması sonrasında işte o yeni dünya düzeni adı altında, küreselleşme adı altında işte biz de küresel pazarın bir unsuruyuz, parçasıyız. İyi ama Dünya Ticaret Örgütü sanayi çiftçine desteklemeyi sınırlıyor, kısıtlıyor. Avrupa Birliği gelmiş destek. Artık üretici destekle yaşar hale gelmiş. Bana diyorsun ki destek vermeyeceksin, şu kadar vereceksin, doğrudan gelir desteği vereceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yani sürekli baskı, sürekli baskı. İhracat teşvik primlerini kaldıracaksın. İşte gümrük vergilerini kaldıracaksın, aşağı çekeceksin. Gümrük duvarlarını açacaksın. İthalat engellerini kaldıracaksın diyerek yaptırımlar uyguluyor. Zamanında IMF niyet mektuplarıyla bizden aldığı bunları uygulayacaksın. Dünya Bankası işte kredi desteği veriyor. Karşılığında Türkiye'nin tarımını, tarımsal reform uygulama programı ortaya koyuyor. Onu uygulatıyor. Ziraat Bankası kredileri kaldırılıyor. O şey Dünya Bankası'ndan alınan kredi karşılığında. Bütün bunlar bu ülkeye yaşatılıyor. Üreticiye benim Avrupalı üreticiye verilen desteğin 1/5 destekleme ancak veriliyor. Hadi hepsini bir kenara bıraktım. Bir tarım kanunu çıkardı bu hükümet. Yani tarımın bir kanunu olsun, bir yasal düzenlemesi olsun dedi. Eyvallah. Tarım kanunu bir maddesi açık ve net diyor. Tarıma, tarımsal üretime aktarılacak destekleme miktarı bir önceki yıl gerçekleşen gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz diyor. İnanın bugüne kadar %1'i değil %0.5 ila 0.6 arasında değişiyor. Kanunun emrettiği hükmü bile biz destekleme olarak tam anlamıyla veremiyoruz. Ondan sonra üretici perişan haldeyken üretim alanlarını terk ediyorsa o alanlarda da üretim yapılmıyorsa işte sanayi de gelir konar oraya, konut evet. alanları da oraya gelir konar gider. Yani sonra da onun enerji ihtiyacını karşılayacağız diye, değil mi? düşük kalorili lignitleri yakıp elektrik üreteceğiz diye 6000 tane ağacı katlettirirler. Aynen. Sonra da bir sürü operasyon yaparlar. Sonra da kamu spotu yayınlarlar. Ama tam bu arada şey de var tabii. Yani gibi projelerde var, insana umut var kalıyor. Ben bağlantılı olduğu düşündüğüm için paylaşmak istiyorum. Mutlaka siz de izlediniz. Başkanım başlattığınız elektrik üretimiyle ilgili olarak güneş enerjisinden elektrik elde tabii. edilmesi, Bornova Belediyesi'nin çalışması. Siz projelendirdiniz, siz onun çalışmalarını yaptınız. İSKA'dan da destek aldınız bununla ilgili. İnşaatı da büyük oranda tamamlanmıştı onun. Ama en son galiba üretim aşamasına henüz geçmemişti. Şu anda mevcut belediyemiz bunu bitirmiş. Üretimde evet, başlamış. Aslında o yenilenebilir enerji teknolojileri, işte hani artan enerji ihtiyacının karşılanmasında doğaya zarar vermeden, değil mi? Yapılabilecek en iyi şeylerden biriydi.
ve iyi bir uygulamaydı. Hı-hı. Ağaç kesmeden Hı-hı. güneş tarlalarını, güneş panellerini Hı-hı. kurup Hı-hı. İhtiyacımızı karşılayabiliyorduk. Evet, evet. Ben kutlarım sizi. Mutlaka davet de almışsınızdır herhalde oranın açılışıyla ilgili. Açılış yapıldı mı bilmiyorum ama. Bilmiyorum ben de. Hı-hı. Şimdi evet 2013 yılında. Belki davet gelmemiş. 2013 yılında biz İSKA'yla öncesinde bir proje Hı-hı. hazırlayıp sunmuş idik. 2013 Mayıs'ında İSKA ile biz protokol imzaladık. Evet. Bu 5000 metrekare üzerindeki güneş enerjisi, güneş tarlasına Hı-hı. yönelik ve hemen ihalesine çıktık. Aslında 2014'ün Mayıs'ında bir yıllık bir projeydi. Hı-hı. Bu yılın Mayıs ayında da bitmiş olması gerekiyordu. Gerçi ben bittiğinde gidip gördüm bitmişken Hı-hı. şeyler. Fotoğraflarını da çektim. Tesis tamamen hazır haldeydi ama geçenlerde açılış yapıldı diye ben de duydum. Tesis hizmete devreye sokuldu diye bir ifade vardı. Aslında merak ettim neden Mayıs'tan bugüne kadar bir problem mi çıktı daha sonrasında diye merak ettim. Bilemiyorum ama yani devreye alınmış olması bile çünkü o bizim özellikle belediye başkanları sözleşmesine imza atmıştık. Hı-hı. Hatırlıyorsun. Evet. O imzanın bir taahhütü vardı. Sürdürülebilir enerji eylem planı evet. hazırlamak gerekiyordu. Biz o planı hazırladık. Ve o plan çerçevesinde, o plana uyum çerçevesinde yenilenebilir enerjide bir yatırım yapalım dedik. Belediyenin de yaklaşık %23-24'e yakın enerji tüketimini karşılayacak bir güneş enerjisinden yararlanarak bir yatırım yapalım demiştik. O proje öyle bir yatırımla evet. Yatırım amaçlı gerçekleşti. Bugün aynı dönemde Enerjisi TİS'teki başkan yardımcılığı görevini de üstlenmişti. Tabii tabii. Bu, arkasından aslında bütün bunlar bir bağlantı, bir süreç. Yani bu, çünkü ben hatırlıyorum bazı işte bu yerel hani kimi basında veya söylentilerde ya bu enerji TİS de neymiş ki falan diyorlardı. Ama projeler ortaya çıktı şimdi. Enerji TİS Avrupa'da 3000'e yakın belediyeye hitap eden 1000 belediyenin doğrudan ve birlikler üzerinden de bazı bölgesel birlikler üzerinden de 3000 belediyeye hitap eden bir Avrupa'nın en ciddi bu konudaki yerel yönetim örgütü. Enerji City'ye, enerji kentlerine biz de Bornova Belediyesi olarak üye olduk. Hı hı. 2012 yılında. Evet. Ve ilk genel kurulunda ben kalktım dedim bir dakika bütün salon dolu belediye başkanları şeyler orada belediye temsilcileri seçim var. Yine mevcut adaylar isimleri geçiyor falan. Ben kalktım söz istiyorum. Buyurun dediler. Dedim Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyarsın'dır. Tabii yani şeyde oluyor Brüksel'de ve evet. yani İngilizce konuşuyorum. Ben dedim Bornova'nın Türkiye'den bir şehir olarak enerji kentlerine katılmış ilk bir iki kentten birisiyiz. Bu yönetimde olması gerektiğini düşünüyorum dedim. Özellikle de neden diye sordular. Açıklama yaptım işte. Güneydoğu Avrupa ülkelerinden de hiç kimse yok yönetimde. Orta Doğu ve Güneydoğu Avrupa bölgesi Türkiye'de merkezine aldığımızda bu bölgeden sorumluluk almak adına bu bölgeyle ilgili çalışmalar yapmak adına enerji kentlerine katkı koyabileceğimizi düşünüyorum dedim. Peki dediler ve sandıkla kapalı zarf usulü oylama yapıldı ve Bornova yönetime seçildi. Evet çok güzel. Arkasından yönetim kurulunun ilk toplantısında şimdi şaşkınlıkla ben de gittim. Yine eski yönetim başkan ve başkan yardımcıları belirlenmeye çalışılıyor. Hayır dedim ben başkan yardımcılığına adayız biz dedim. Şaşırdılar. Peki o zaman dediler tamam hadi öyle olsun. Bir de başkan yardımcısı olduk evet. o dönemde. Ve ama bunları yaparken bunun Bornova'ya geri dönüşü evet. özellikle enerji konusunda yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji eylem planı çerçevesinde çok ciddi geri dönüşleri olacağına inandığım için
bunun evet, mücadelesini verdim. Bu çok önemli. Tabii önemli olan aslında başkanım bu bayrağı devralanların da bunu devam ettirmesi bence. Bu kadar kat edilen mesafenin boşa çıkmaması bence çok tabii önemli. Tabii ki yani bu yani, şeyde sürdürülebilirlik esastır. Evet. Yani o nedenle o konuda bir endişem yok. Onlar da bunu evet, sürdürecektir. Hatta ben şunu da söyleyeyim, o yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevi adaylığım olmadı, aday olamadım. Bana sordular, yönetimde kalacak mısınız, kalmayacak mısınız? Ben de kendilerine yeni seçilecek belediye başkanımız bu görevi sürdürecektir diyerek yönetimin devamını sağladım. Hı hı. Ve şu anda belediyemiz adına belediye başkanımız orada başkan yardımcısı görevini sürdürüyor. Bu önemli Bornova adına ve kent adına, bu çok önemli. Evet. Bakıyorsunuz Alman... Çok kazandırdığınız şeylerden bir tanesi. Sadece bir tanesi aslında. Tabii tabii. Ben hani gündemle de örtüştüğü için bu projeye özellikle hatırlattım başkanım. Hı. Çünkü termik santral yapımı için 6000, değil mi? Gökhancığım yanlış hatırlamıyorum. 6000 zeytin ağacı. Evet. Bir gecede katledin. Evet. Termik santral yapacağız. Hatta buna tepki gösterenlere de tweet atılıyor. Çok ilginç bir tweet bir tanesi. Ben onu hemen araya girerek paylaşmak istiyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla. İktidar yanlısı bir portal artık ne diyeyim, ya da bir topluluk, bir grup, grubun Twitter adresinden diyor ki şeytan Mehdi geldiğinde Deccal ağaçların arkasına saklanacak, bütün ağaçlar Deccal'in yerini söyleyecek ama bir tek zeytin ağacı söylemiyor. Vay vay diye ayetler varmış güya. Deccal'in yerini zeytin ağacı söylemeyecekmiş. Zeytin ağacı Yunan icadıymış gibi hani bunu bir dogmatik bir duruma getirmeye çalışan, bunun haklılığını savunan akıldan yani yoksun ifadeler ki, vardı. Böyle bir ayet varsa ben bilemiyorum tabii ki. Yani varsa evet, da bunu eleştiri anlamında söylemiyorum ama o mantık şunu gerektirir. Eğer ki bu kutsal kitapta böyle bir şey varsa, demek ki öyle bir şey yaşandığında zeytin ağacının da olması gerekiyor. Evet. Sen kutsal kitabı mesela yaşatmamış olursun zeytin ağaçlarını kesersen. Evet. Olur mu? O açıdan bakmak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki Sayın Başkanım, zaman yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Şimdi önce 36 yıl önce 7 gün süren ve 150 kadar vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve travmalar yaratan, hala da travması devam eden Maraş'la ilgili sözlerinizi almak istiyoruz. Evet. Evlerin kalıntıları, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nden okuyorum. Evlerin kalıntıları, yakılan evlerin kalıntıları temizlenmiş ama acılar halen taze ve korkular halen taze. Hem hükümetin Alevilere yaklaşımı, işte bazı cemaat liderlerinin, cemaat şeyhlerinin, şıhlarının açıklamaları Aleviler hakkında, hükümetin bakışı, işte yine bir parmak bal sürüyorlar, ondan sonra sırtlarını dönüyorlar. Ne düşünüyorsunuz? 36 yıl geçti, işte arkasından zaten Maraş'tan ders alınmadığı için arkasından Sivaslar geldi. Yani ne düşünüyorsunuz? Çorum. Çorum geldi. Evet. Şimdi işte neden biz bu ülkenin laik yapısının korunması gerektiğini söylüyoruz. Neden insanlar arasında din ve mezhebe dayalı ayrımın önüne geçilmesi, insanın inancının kendine ait olması gerektiği, devletin bunun içinde olmaması gerektiğini savunuyoruz. İşte bireyin inanç özgürlüğüne, onun temel bir insan hakkı olduğu düşüncesiyle bunu söylüyoruz. Ve bu ülkenin, bu devletin, bu cumhuriyetin temelleri de bunun üstüne kurulmuştur. Bu ülkede yaşayan her bir yurttaşımızın inanmaya ve inanmamaya kendi isteğiyle, tercihiyle hakkı olduğunu
düşünüyorum. Ama belirli bir dinin, belirli bir mezhebin, belirli bir etnik ya da ırka dayalı bir yapının egemenlik kurma, diğer inançlar üzerinde, diğer mezhepler üzerinde, diğer dinler üzerinde egemenlik kurma, baskı kurma ve onlara hükümranlık, onlara zulüm etme hak şeyini imkan yaratmamak adına bunu savunuyoruz. Oysa ki üzülerek söylüyorum, hele hele bu günlerde bu ciddi anlamda farklı inançta, farklı dini inançta, mezhep inancında veya inanmayan insanlar üzerinde bir korku, bir şey yaratıyor. Benim inanç özgürlüğüm ne olacak, nereye gidecek diye. Ne yazık ki 1978'in 19 Aralık'ında işte o dönemki işte bir sinemaya yapılan işte bombalı saldırı arkasından Alevi yurttaşlarımızın evlerinin işaretlenmesi, kaç 150'nin üzerinde Alevi yurttaşımız yaşamını yitirdi. 150 can gitti. Ne uğruna gitti? İşte Alevi yok Sünni çatışması şeyi. Tabii orada Alevi Sünni'nin oradaki bir Alevi Sünni çatışması değildi başkanım. Resmen Alevi yurttaşlarımıza uygulanan bir katliam. Katliamdı. Tabii ki yani o insanlar kendini savundu orada ki onların saldırısı maldırısı yok ki. Birileri geliyor, ülkücü çeteler tırnak içinde iddialar o yönde olduğu için söylüyorum bunu. İnsanları katlediyor. Şimdi Sivas'ta bir çatışma mı vardı mesela? En son naklen televizyonlarda izledik. Ülkenin bir sürü aydını bir otelde sıkıştırıldı. Bir grup kendini bilmez, değil mi? Aklından zor olan gerizekalı orada hepimizin göz önünde bir suç işledi. Devletin gözünün önünde bir suç işledi. Katletti insanları. Dolayısıyla yani bunu olayları ve çatışması dediğimizde sanki haksızlık yapıyoruz. Kesinlikle değil bu. Tek taraflı yok etme, katletme üzerine bir kesinlikle. Çorum'da da aynı şey oldu. İşte Sivas'ta da aynı şey oldu. Tarihte bunun birçok örneği var. Yani bunu kabul çatışma etmesi lazım derken, artık insanlara. Yani o çoluk, çocuk, genç, ihtiyar sırf Alevi olduğu için evine baskın yapılıp katledilmeye çalışılması bir katliam kesin. Zaten Maraş katliamı olarak ifade ediyoruz. Bu ülkede eğer ki bu mezhep ayrımı körükleniyor ise, daha da körükleniyor ise, körüklenecek ise ve de bir mezhep egemenliğine dayalı bir yapı oluşturulmaya çalışıldığı sürece bu katliamları yaşayabiliriz. Ne yazık ki. Çünkü eline geçen güçle ne oldum delisi olup diğer farklı mezheplere ve inanan veya inanmayanlara bu zulmü, bu baskıyı her zaman kurma riski var. Anadolu tarihinde Alevi yurttaşlarımızın yüzyıllar boyunca o baskının altında inançlarını ve inancını yaşama özgürlüklerini biraz da başkalarına göstermeden daha ona ne diyeyim bir şova dönüştürmeden, kendi içine kapanık. İçe kapanık bir ezoterik bir yapıda yaşamaya çalışmaları, korku içinde yaşamaya çalışmaları Cumhuriyet'le aslında rahatlık son buldu. Çünkü bu Cumhuriyet'in değerleri Alevi yurttaşlarımızın özgür birey olarak inançlarını da özgürce yaşayabilmelerinin önünü açtı. O nedenle biz aslında bu programın en başındaki konularımıza geri dönmüş oluyoruz. Bu Cumhuriyet o nedenle çok önemli. Bu Cumhuriyet'in temel ilkeleri o nedenle çok önemli. Maraş katliamlarının, Sivas katliamlarının, Çorum katliamlarının yaşanmaması, bir daha yaşanmaması adına çok önemli. Yani diliyorum
Ve bu seçimler o açıdan bu çok önemli. Seçimler o nedenle çok önemli. Yurttaşlarımızın, ben bu ülkede yaşayan insanlarımızın, halkımızın gerçekten büyük bir çoğunluğunun bu düşüncede olduğuna inanıyorum. Bizim insanımız insan sevgisi ve hoşgörü kültürünü Anadolu'da yaşayan, yaşatan bir insan. Mevlana'nın coğrafyasında, Yunus Emre'nin coğrafyasında, Pir Sultan Abdal'ın coğrafyasında yaşıyoruz. Haksızlığa karşı hep mücadele eden Şeyh Bedrettinlerin coğrafyasında yaşıyoruz. O nedenle bu yüzyıllarca bu mücadeleyi vermiş insanların bundan sonra da yine aynı insanca yaşam, hak ve özgürce yaşam ve bağımsız bir ülkede hakça paylaşıldığı, yani paylaşımın hakça yapıldığı bir yarın düzende yanağından yaşam. Yarın yanağından gayrı her yerde hep beraber, hep beraber bir yaşam için mücadele hep olacaktır. Hep bu mücadele kazanacaktır da. Buna da inanıyorum gerçekten. Evet. Şimdi burada Nihat Behram'ı hatırlamadan geçmek mümkün değil. Sizin sözlerinizi tamamlar nitelikte. Komünizmden korkuyorlar. Tamam, zengin korkuyor. Bunda şaşılacak bir şey yok. Toprak ağası korksun. Borsacı, banker, spekülatör, soyguncu, kabzı mal, köle taciri, kalpazan, yağmacı, din bezirganı, üfürükçü, üçkağıtçı, cennette arsa pazarlayan molla korksun. Korkması uyanıklığından. İyi de fukara niye korkar? İşsiz, açsız, emekçi, topraksız ırgat, evsiz barksız adam, kırbaçlanan köle neden korkar? Bu korkunun beyinle açıklaması ne? Cehalet demek aptallığa masumiyet kazandırmak olur diye biraz da sert gelen ama yüzümüze çarpan bir dizeleri var. Nihat Behram'ı da anmış olalım. Peki, seçimler dedik. Şimdi siz resmi olarak açıklamadınız ama bakıyoruz ki birçok internet sitesinde, birçok gazetede yerel siyasetin nabzını tutmaya çalışan birçok arkadaşımızın düzenlediği anketlerde hep önde gidiyorsunuz. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? İzmir'de kimi milletvekili adayı milletvekili olarak görmek istersiniz? Anketlerinde hep başta giden isim sizsiniz. Bornova'da yarattığınız sinerjinin meclise taşınmasını isteyenlerin çok olduğunu gösteriyor bu aslında bana göre. Ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Vallahi ne diyeyim? Tabii bir 5 yıl belediye başkanlığı yapma onuruna nail oldum. Kudret arkadaşım, kardeşimle birlikte. O dönemde tabii ki bir toplumla, halkımızla, Bornovalı hemşehrilerimizle, ama sadece Bornova değil, Bornova'yı temsilen bulunduğum her ortamda, İzmir'de, ülkenin dört bir yanında veya yurt dışında, hep Bornova'yı konuşarak, ülkemizi konuşarak veya şöyle söyleyeyim, hep gerek toplumsal, mekansal, gerekse de çevreyle ilgili konularda hep düşünce, görüş üreterek halkın huzurunda oldum. Bu bana tabii ki bu diyaloglar tek taraflı, belki kimi zaman karşılıklı, bu diyaloglar bana kendimi ifade edebilme, düşüncelerimi ifade edebilme ve halkın bunun karşılığında bana inancı, güveni ve belki de biraz da sevgisi. Sevgi benim için çok önemli. Ona dokunmak, onun yanında olmak, elini sıkarken gözünün içine bakmak, onu, vatandaşı dinlemek, vatandaş sana bir derdini anlatırken bir an dinliyormuş gibi yapıp aslında başka şeylerle uğraşmadan gerçekten dinlemek. Ama bir şey yapabilirsin, çözüm bulursun, bulamazsın ama dinlemek. Bunların hepsi halkımızın nezdinde bir siyasetçi olmak adına değil, bir insan olmak, bir sahip olduğum, bildiğim, savunduğum, mücadelesini verdiğim değerlere sahip çıkarak
bunları yapabilmek fırsatını buldum. Dolayısıyla ikinci bir dönem başkan adayı yapılmamış olmanın üzüntüsünü de öfkesini de yaşadım ama hep kendi içimde bunu dışa kimseye yansıtmamaya da özen gösterdim. Kimse benim kişisel bir meselemi toplumun geleceğini zedeleyecek bir noktaya taşımamak adına bunu yaptım. Bunların hepsi tabii halkın nezdinde, vatandaşımızın, partilerimizin nezdinde takdir edildi, teveccüh olarak karşılandı. Bu olgunluğu gösteremeyenler de vardı. Şimdi bu süreçte tabii ki yani bu ortaya çıkan bu sevgi yumağı karşılığını bu şekilde buluyor. Vatandaşımız bir haksızlığa uğradığını düşünüyor, tahmin ediyorum. Ve bunun mutlaka telafi edilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani o oylamalarda çıkan sonuçlar bir yandan bana karşı güvenin, inancın ve mecliste temsil edebilecek kapasite ve nitelikte olduğumun bir göstergesi ama aynı zamanda partimizde de kendimi sürmüyorum öne ama yani öne çıkarmak istemiyorum ama partimizde de gerçekten halkın huzuruna aday olarak çıkıp oy isteyecek kişilerin doğru kişiler hani nitelik çok değişken çok böyle şey bir kavram nitelik görece bir kavram evet. Nitelik yani iyi bir çapa ustası da iyi bir niteliğe sahiptir. İyi bir bilim insanı da iyi bir niteliğe yani ama her halükarda bana göre her şeyden önce insani erdemlere sahip bir yani sevgi, hoşgörü ve diğer yandan işte savunduğu değerler, özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi değerleri de öne çıkaran, bunları savunan bir nitelikte insanların meclise taşınması gerektiğini istiyor ve düşünüyor. Çünkü hep birbiriyle bağlantılı bugün konuştuğumuz şeyler. Çünkü bu ülkenin önümüzde çok ciddi sorunları var. Ancak bu değerler üzerinden oradaki milletvekili, partimizin milletvekilleri, aslında ülkemizin, milletimizin vekillerinin ancak bu değerler üzerinde orada var olursa halkımızın geleceği adına daha doğru, daha sağlıklı, daha iyi kararlar verebilir düşüncesinden hareketle diye bunu düşünüyorum. Bornova'dan İlker Bey, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında can çekişen ülke tarımının bir bakanı olarak can simidi olacak sayın başkanımız demiş. Sağ olsun. Vallahi ağzından bal damlamış. Biz iktidar olalım da bakan olup olmamak önemli değil. Milletvekili evet. Olup olmamak da önemli değil. Yeter ki biz iktidar olalım. İktidar olduğumuzda bizim bakanlarımız bu ülkeyi her zaman daha iyi yönetecektir. Evet. Ona inanıyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok efendim. Teşekkür ediyoruz başkanım geldiğiniz için. Tabii çok Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok zengin, çok deneyimli birçok siyasetçi, dostumuz, ağabeyimiz, arkadaşımız var. Mutlaka her biri birbirinden kıymetli. Her biri milletvekili olma konusunda mutlaka şeydir, evet. Başarılıdır. Ama Sayın Başkanım'ın çok güzel ifade ettiği gibi insanlara dokunabilen, onları anlayabilen, onların sesi olmayı başaran dostlarımızın öne çıkması hepimizi mutlu edecek. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyelerinin de bu konuda hassasiyet göstereceğine inancımız tamdır demek istiyorum bu konuyla ilgili olarak. Şunu eklemek isterim Kudretçim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde milletvekili adaylarımızı belirleyeceğiz. Öncelikle bu tabii ki partinin üyelerin tercihi doğrultusunda belirlenecektir. Ama evet. Belirlenen adaylar daha sonra halkın huzuruna çıkacak. Hepimizin adayı olacaklar. Partili üyelerimizin tercihlerinden daha önemlisi halkın evet. Teveccühünü kazanacak, oyunu getirecek. Halkın oyuyla iktidara gidebileceğimiz bir yapının olması en büyük dileğim. Evet. Tekrar söylüyorum, benim olup olmamam hiç önemli değil. Yeter ki biz
iktidar olalım. Bugün konuştuğumuz bütün sorunları, sıkıntıların tek çözüm yolu herhalde bu diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ ol. Bizi kırmadınız. En kısa zamanda tekrar aslında konuşmak istediğimiz çok şey vardı. Çok genel olarak baktık ama daha söylenmesi gereken çok söz var. O yüzden tekrar bekliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili dostlar, Profesör Doktor Sayın Kamil Okyay Sındır stüdyomuzdaydı. Sesli Gazete'yi uzattık. Teşekkür ediyoruz dinleyen herkese. Selamlar, sevgiler. Sevgili Kudret Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sesli Gazete. Ardı arkası kesilmeyen zamlar, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti totalite. Atatürkçü ve layık kesimden intikam alma operasyonu. Bunun yasası masası olmaz. Şimdi Sözcü Gazetesi'ne. Böyle bir düzen olmaz. Yatı sürekli tırmanan akaryakıtın ardından. Rus Cumhuriyeti falan değil burası. Vatandaş da sabır bırakmadı. Sesli Gazete. Sesli Gazete. Reklamda 10 bine yaklaştı. Sizi hedef kitleniz...